Günaydın Para Gündem'in çok sevgili izleyicileri. Bugün 6 Eylül Cuma. Ben Sena Alkan. Para Gündem'desiniz. Haftanın son iş ve işlem gününde beraberiz. Gelin bir bakalım günün özetinde, manşetlerde neler var. Sonra da hızla hiç vakit kaybetmeden Para Gündem'e başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık kaynakları Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilen teğmenlerin ant içme görüntüleri ve sonrasında söylenen Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözü üzerine incelemelerin başlatıldığını açıkladı. Disiplin mevzuatına bir aykırılık tespit edilirse şayet personel hakkında gereğinin yapılacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bizim gördüğümüz Para Gündem'de de hep beraber izledik yeni orta vadeli programı değerlendirdi. Enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurguluyor Cumhurbaşkanı. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır mesajı verdim. Şimdi CHP'de tüzük kurultayı bugün artık resmen başlıyor. İkinci yüzyıl değişim kurultayı adı altında yapılacak bu tüzük kurultayı ve buna seyirci alınmayacak. Tüzük hazırlık komisyonunun çalışmasına göre CHP tüzüğünde yaklaşık 20 maddelik bir değişiklik yapılacak. Kurultayda parti örgütlerinin denetiminde ön seçim ve dönem sınırlaması olacak. Başta milletvekili olmak üzere bir kişinin parti kurullarında en fazla 3 dönem üst üste görev yapabileceği ancak ön seçime girenler için bu koşulun aranmaması gibi bazı başlıklar öngörülüyor. Yine taslağa göre mevcut başkan aday gösterilemeyecek ancak kendi talep ederse aday olabilecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu erken seçim konusuna ilişkin konuştu. Bazı değerlendirmelerde bulundu. Diyor ki bu şartlarda seçim olacağı kanaatini taşıyorum ifadelerini kullandım. Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili de konuştu. YSK 3. defa olmasına rağmen Tayyip Bey'in adaylığına müsamaha gösterdi. Bana sorarsanız bu seçimde de olamaz. Erdoğan bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmeli ifadelerini kullandı. Ve Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin kılıçlı ant içme tartışması bu başlıkta da değerlendirmeleri vardı. Diyor ki Mustafa Kemal'in mirası üzerine inşa edilmiş tüm yeminlere karşı bir kısım çevrelerin alerjisi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı dava ile ilgili cezayı kesecekseniz hodri meydan demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama gelmişti. Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz ifadelerini kullanmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi Yılmaz Tunç'un bu açıklamasına da İmamoğlu'ndan tepki var. Diyor ki o sözleri ben yargıya değil, bugünkü iktidarın mensuplarına söyledim, sana söyledim dedi. O parmağı sana salladım ifadelerini kullandı. Can Atalay tartışması bir yandan devam ediyor. CHP diyor ki bir kez daha meclis toplansın, dilekçe verdi. Meclis başkanı daha önce toplanamaz ifadesini kullanmıştı. Ama Numan Kurtulmuş meclis başkanı ile görüştü CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Murat Emir. Ve meclisin olağanüstü toplanması gerektiğini belirttik. Kurtulmuş da kararı değerlendireceğini söyledi. İfadelerine yer verdiler sonraki açıklamalarında. Hızlı ya siyaset. Bir başka başlıkta yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasına ilişkin yorumları. Madem bağımsız devam edecekti, gücünü bağımsızdan deneseydi, genel başkanımızla vedalaşmadan, helalleşmeden gitti. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil ifadelerini kullandı. Şimdi böyle yoğun bir siyaset gündemi var karşımızda ama bugün takip ettiğimiz davalar da var. Nedir onlardan ilki? İzmir'de hatırlayacaksınız o görüntüleri. Kamuoyunda infial yaratan iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki kişi yağmurda yürürken sokakta elektrik akımına kapılmıştı. Hayatını kaybetmişti. Şimdi orada 13'ü tutuklu 42 sanık yargılanıyor. Aralarında İSSU ve Gediz Elektriği'nin genel müdürleri de var. Sanıklar birbirini suçluyorlar. Ayrıntılar ve daha fazlası Gülçin Hacıevliya Gülayça'da. Gülçin.
Sena Alkan, evet, aktardığın gibi sanıklar birbirlerini suçluyorlar. Soruşturma safhasında olduğu gibi kusurları birbirlerine atıyorlar. Bir de 83 sayfalık bir bilirkişi raporu var ve bu bilirkişi raporunda reddediyorlar. Sosyal medyada çekilen görüntülerle bu bilirkişi raporunun hazırlandığını iddia ediyorlar. İşte bu noktada 13'ü tutuklu, 42 sanık dün 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Bugün de duruşmanın ikinci günü devam edecek. Bugün bir ara karar bekliyoruz. Dün gün boyunca 13 tutuklu sanığın ifadeleri, savunmaları alındı. Öncelikle soruşturma safhasında olduğu gibi aslında kusurları birbirine attılar. Peki bilirkişi raporları ne diyordu bu olayla ilgili? Hatırlayalım, 12 Temmuz'da aslında bu olay gerçekleşmişti. İzmir Alsancak'ta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılmışlardı. Bu akıma kapılmalarının nedeni bilirkişi raporunda her iki kurumun da yaşanan olayların köküne inmeden, çözüme odaklanmadan yapıldığı noktasındaydı. Çünkü orada İSSU bir yağmur suyu ızgarası yapmıştı ve elektrik kablolarına da bilirkişi raporuna göre zarar vermişti. Yani yüzeye daha yakın bir noktaya getirmişti. Ancak öncesinde de Gediz Elektrik'te buradaki elektrik kablolarını yönetmeliğe uygun bir şekilde derine yerleştirmemişti ve sonrasında 9 Ocak'ta da buradan dumanlar gelmişti. Orada bir onarım yapılmıştı. Yani her iki kurum zincirleme olarak kusurluydu ve ihmalleri vardı. İşte bu noktada savunmalarını 13 tutuklu sanık verdiler. Dün yoğun bir gündü. Aslında soluksuz bir yargılama süreci geçirilmiş oldu. Bir kez ara verildi. Akşam saatlerine kadar, 20.30'a kadar da savunmalar devam etti. Bugün de tutuksuz sanıkların artık savunmalarına geçilecek. Mahkeme heyetinin de aslında mütalaa vermesini ve bir ara kararı açıklamasını bekliyoruz. Tutuklu sanıklar önemli çünkü İSSU'nun ve Gediz Elektriği'nin de üst yöneticilerinin de bugün savunmalarının, ifadelerinin alınması söz konusu olacak Sena Alkan. Biz de ayrıntıları elektrik faciası davasına ait aktarmayı sürdürüyor olacağız. Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktardı. Şimdi iki dava daha var. Fenomenler davası diye bildiğimiz sosyal medya fenomenleriyle ilgili davalar. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Dilan Engin Polat davasıyla sosyal medya fenomenleri Bahar Nihal Candan kardeşlerin davası. Şimdi çarşamba günü başladı bu davalar. 28 sanıklı olan Dilan Engin Polat davasını Halil Sadri Yılmaz takip ediyor. Yine 22 sanıklı Candan kardeşler davasını da Yalın Onat Ergör takip ediyor. Önce bir Halil'e dönelim. Dilan Engin Polat davasında bugün ara karar bekleniyor. Halil, sözü ben sana bırakayım. Ne bekliyoruz ve ne zaman duyarız? Sena Alkan, Türkiye'nin konuştuğu Dilan Engin Polat davasında, kara para aklama davasında bugün ara karar açıklanmasını bekliyoruz. Dün Cumhuriyet Savcısı Burhan Ergar görüşünü açıklamıştı. Kaçma şüphesine dikkat çekmişti. Sezgin Polat, Engin Polat ve Alper Kürşat Polat ile Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istemişti. Bugün de mahkeme 10.30'da ara kararını açıklayacak. Duruşma senin de söylediğin gibi çarşamba günü başlamıştı. Çarşamba gününden bu yana 28 sanığın savunmasının alınması da tamamlandı. Engin Polat savunmasında suçlamayı reddetti. Üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, biz bir örgüt değiliz, suç işlemek amacıyla bir araya gelmedik. Biz bir aileyiz. Edindiğimiz kazançlar ticari faaliyetlerimizden dolayıdır. Ben kara para aklamayı bilmem şeklinde kendisini savundu ve tahliyesini talep etti. Ayrıca biliyorsunuz Polatlara ait şirketlere kayyum atanmıştı. Engin Polat bu konuda da kayyum kararının kaldırılmasını ve şirket yönetiminin kendilerine verilmesini istedi. Dilan Polat da savunma yaptı. Savunmasında ben reklam yüzüyüm, naylon fatura kesmeyi bilmem, fatura kesmeyi dahi bilmem. Ben eşime güveniyorum, onun kara para aklamadığını biliyorum dedi. Dava sürecinde sağlığını da kaybettiğini belirten Dilan Polat, ben bu süreçte 19 kilo verdim dedi ve Engin Polat'ın da tahliye edilmesini o istedi. Dün söylediğimiz gibi Cumhuriyet Savcısı görüşünü açıklamıştı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Tutuklu sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyordu. O şekildeki adli kontrol tedbirinin
devamını istedi. Bugün de mahkeme 10.30'da kararını açıklayacak. Sanıkların, sanık avukatlarının ve savcının talebini değerlendirecek hakim. Biz de gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirterek sözü yeniden Sena Alkan'a bırakalım. Teşekkürler Halil, Sadri Yılmaz aktardı. Şimdi bir de Bahar Nihal Candan davası için Yalın Onat Ergör'e gidelim. 22 sanıklı davada acaba ne bekliyoruz? Yalın, onu da senden dinleyelim. Aslında bugün bizim beklediğimiz, daha önce yani çarşamba günü 5 sanığın ifadesi, savunması alınmıştı. Bugün de Candan kardeşlerin savunma yapması bekleniyor. Üstlerine atılı suçları da söyleyeyim, iddianamede yer alan. Hem suç örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından Nihal Candan 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Bahar Candan'ın ise 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyor. Tabii 22 sanıklı bir duruşmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla da 5 kişinin savunması alınmıştı. 5 sanığın savunması alınmıştı. Bugün de diğer savunmalar da alınacak. Tabii o duruşma süresince ne kadar alınacak, oradan ne karar çıkacak, onu da duruşma başladığında göreceğiz. Çünkü onda başlayacak duruşma ve yine buradaki bir iddianamede yer alan suçlamada sazan sarmalı yöntemiyle müştekileri dolandırdıkları yönündeydi o 22 sanığın. Ve bir dediğim gibi onda başlayacak, ardından da gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Yalın Onat Ergör'den de aldık detayları. Şimdi biraz ekonomi konuşalım. İki çok değerli konuğum var. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım her cuma olduğu gibi benimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor İbrahim Turhan, ekonomist, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi geçen hafta uzaktan bağlantıyla ağırlamıştık. Söz bu hafta buradasınız. Diye. Evet, sözünüzü tuttunuz. Sağ olunuz. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz zaten Abdurrahman Yıldırım'ı çok seviyorlar. Geri dönüşlerden anlıyorum. Sizi de öyle geçen hafta çok sevdiler. Sağ olun bize katıldığınız için. Şöyle bir piyasalara bakalım. Sonra da OVP ile başlayalım isterim. BIST endeksi bir 10 bin puanın üzerine çıktı dedik ama 9.936 puandan başlar bugüne. Dolar TL'de 33.99 seviyeleri var. Euro TL'de 37.82 seviyeleri. Hakim gram altında 2.752 lirayı görüyoruz. Şöyle altının onsunu da gördük. 2.519 dolar seviyelerinde. Brent petrol 72 dolar seviyelerinde. Amerikan ham petrolü 69 dolarda. Ve altına merceği tutarsak 2.752 lira seviyeleri gram altında var demiştim. Çeyrek altında 4.500 lira seviyelerini görüyoruz. Yarım altın 9.000 lira ve tam altında 17.949 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dün biz burada 3 saat boyunca OVP üzerine hem izledik ekonomi yönetiminden gelen mesajları, revizyonları gördük. Enflasyonda yukarı yönlü bir revizyon varken büyümede aşağı yönlü bir revizyonu gördük. Abdurrahman Yıldırım, buyurun sizinle başlayalım. Çok konuşulan ve sorulan bir soru. Yani bu böyle sanki temenniler manzumesi gibi oldu. Ecekler, acaklar var ama tutturulabilir mi gibi eleştiriler de var bazı ekonomistlerden. Siz nasıl gördünüz? Ne değerlendirirsiniz? Buyurunuz. Yani geçmiş yıllardaki OVP'lere göre bence daha tutarlı, daha içsel bütünlüğü olan bir metin ya da veriler seti ortaya çıkmış durumda. Hı hı. Bence uyumlu, ama uyumsuz olan bazı yönleri de hala var. Mesela büyüme hızı aşağıya gelirken, düşürülürken işsizlik de azaltılıyor. Yani bu biraz çelişki gibi görünüyor. Hı. Yani büyüme ile istihdamın böyle paralel artması gerekir. Ama burada yani istihdam kendisini koruyor, artış hafif devam ediyor, ama buna karşılık büyüme düşüyor. Bunu çok burada sormuşlar. Bir şey var. Az büyümeyle işsizlik yani nasıl azalacak? 2,3 milyon istihdam artışı nasıl olacak diye hesapta OVP'de nasıl çıkacak? İşte nasıl orada bir şey, yani orada tutmayabilir. Yani o bir şey, bence tutmayabilir hakikaten. İşsizlik artacak. Yani artması hani sevindirici bir şey değil, ama uygulanan politikaların da bir sonucu. Çünkü ekonomiyi yavaşlatmak istiyoruz. Yavaşlıyor da zaten. Dolayısıyla bunun doğal bir sonucu olarak da işsizlik artacak. Bir de geçim zorluğu olduğundan dolayı iş gücüne katılım artıyor. Yani çalışmayan insanlarda, gençlerde, işte belki yaşlılarda, kadınlarda, ev kadınları da
iş aramaya başlıyor. Dolayısıyla onlar da iş aramaya başlayınca yani doğal nüfus artışının üzerinde bir iş gücü talebi oluyor. Ve iş bulunamayınca da işsizler sınıfına katılmış oluyorlar. Dolayısıyla bence bu yönüyle de işsizlik nispeten daha hızlı artacak önümüzdeki aylarda. Ama genel itibariyle dediğim gibi tutarlı bulmakla beraber enflasyon konusunda ki bir tavır yumuşatmayı görüyorum. Yani o sert tavır yerine daha yumuşak bir tavır almış gibi görünüyor. Daha gerçekçi. Daha gerçekçi bir tavır almış. Siz de öyle mi gördünüz? Daha gerçekçi bir tavır, daha yumuşak. Nasıl tarif edersiniz? Ya şimdi programdan önce Abdurrahman Bey'le sohbet ediyorduk dışarıda. Ben siz sohbet etmişsiniz. Evet. Ya estağfurullah. Şaka yapıyorum. Şimdi iktisadi analizde başlangıç koşulları diye bir şey var. Yani hani biz böyle boşlukta ya da hipotetik bir uzayda bir şey yapmıyoruz. Yani buraya bir yerden geldik. İşte geçmiş hep bu stüdyoda ben çok eleştirdim geçmişte yapılanlar. Yani 2018 ile 2023 arası Türkiye hakikaten olağan dışı bir dönemden geçti. Yani belki tamam o dönemin kendine özgü koşulları içerisinde bunun anlaşılabilir tarafları var. İşte pandemi gibi ve benzeri yani küresel ekonomik yapıdaki değişimler gibi ama sıkıntılı şeyler vardı. Şimdi dolayısıyla oradan çıkıp yeni bir yapıya dönüyoruz biz. Yani bir ciddi paradigma değişikliği yaşanıyor. Geçen hafta da hatırlarsanız evet, bunun üzerinde biraz durmaya çalışmıştım. Şimdi bunun bir anda hızla olması çok kolay değil. Ayrıca maliyetleri de olur. Onun için ben mesela yaptığım değerlendirmelerde makul ve sürdürülebilir dezenflasyon çizgisi diye bir şeyden bahsediyorum. Yani enflasyon düşecek, sürekli olarak düşecek. Ama hani bunun düşüşünü de öyle bir ayarlayacağız ki bu enflasyon düşüşünü sağlayan ekonomik programa yönelik toplumsal ve siyasal sahiplenme de azalmayacak, zayıflamayacak. Ya da ya yere batsın böyle enflasyon düşüşü dedirtmeyeceğiz insanlara. Yani söylemeye çalıştığım o. Yani şimdi dolayısıyla bir denge üzerine gidecek. Tabii ki. Tabii. Yani makro denge dediğiniz şeyde işte büyüme de var, işsizlik de var, fiyat istikrarı da var, finansal istikrar da var, dış denge de var. Bunların hepsini birlikte gözetmek gerekir diye düşünüyorum. Yani örneğin bakın çok affedersiniz. Şimdi işsizlikten bahsedildi ya. Ben tabii bir kere önce şunu söylemek lazım. Dünden beri ben de izliyorum. Yani tabii ki benim de şey yapmayan, kafama yatmayan ya da ya bu tam böyle olmamış dediğim noktaları var bu OVP'nin ama geneli itibariyle ben de Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Yani kendi iç bütünlüğü olan, tutarlı olan bir şey. Ama bir de bu programı tek başına okumak doğru değil. Şimdi bunun arkasından bir Cumhurbaşkanı kararı gelecek. Bizim yatırım programı açıklanacak yani. 2025-2026 yılları için yatırım programı açıklanacak. Yine bizim kalkınma planımız açıklanacak bununla birlikte. Yani bir takım ayrıntıları orada göreceğiz ama bu metinde mesela işsizlikle ilgili benim dikkatimi çeken bu yeni dönemin gerçeği olan esnek çalışma gibi, kısmi zamanlı çalışma gibi şeylere atıf var. Ve bunlara altı çizilmiş. Dolayısıyla belki hani büyümenin yavaşlamasıyla beraber işsizliğin endişe edildiği kadar artmaması istihdamın yapısının biraz daha esnekleşmesiyle açıklanabilir. O şekilde kompanse edilebilir. Öyle olabilir diyorsunuz. Yani. Anlıyorum. Bir bakalım işsizlik oranı beklentileri neymiş diye OVP revizyonunda ne gördük? 2024'te %9,3, 2025'te %9,6, 2026'da %9,2, 2027'de %8,8 olarak revizyon gördük. Bir de siz dediniz ki makul ve sürdürülebilir dezenflasyon çizgisi. Evet. Biz enflasyon beklentilerine de bir revizyon gördük Abdurrahman Yıldırım dün. Hatta Merkez Bankası'nı işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu enflasyon beklentilerindeki revizyonu anlatırken. 2024 sonunda %41,5, 2025'te %17,5 görüyoruz. 2026'da %9,7, 2027'de %7. Ulaşılır hedefler mi? Diye her iki konumda ne der merak ederim. Yani ulaşılabilir tabii ki ama onun gereklerini yerine getirmek lazım.
Bir kere revizyon bayağı yüksek bir revizyon. Değil mi? %33'ten yani bu programın yani 2023'te hazırlanan 2024 için öngörülen enflasyon %33 idi. Merkez Bankası daha sonra bunu işte 38'e falan kendi tahminini yükseltti. Ama şimdi %41,5. Merkez Bankası yani, üst bandı da %42. 42. Ama bu yüksek bir şey. Yani geçen seneki bu sene için öngörülen şeye göre. Gelecek sene için ise bu 14'te 17,5 olmuş. 2,5 puan üzerine koymuşuz. Bir sonraki sene 2026 için bu 8,5'tu 9,7'ye evet. çıkartmışız. Yani %5'i de unutmuşuz bu arada. Yani artık. Nasıl? %5 diye bir şeyimiz vardı. Ha, orta vadede %5 enflasyon. Ama o, yani 3 yıl bir orta vadedir. Yani iyi bir orta vadedir. Sürekli değil mi? Biz PPK bildiğim. Metinlerinde bunu görüyoruz. Yani hatta bazen 3 yıl sonra bile ulaşamıyoruz şeye. Ulaşamayacağız yani. Öyle görünüyor. %7'de kalacağız. Dolayısıyla ben sanki Ankara'nın ekonomi yönetiminin ya da hükümetin, siyasi otoritenin niyetini kısmen gevşettiğini, büyümenin çok fazla aşağıya gitmesinden korktuğunu, çekindiğini, bunu pek tercih etmek istemediğini görüyorum. Yani ne olursa olsun ben enflasyonla mücadele edeceğim kararlılığını dolayısıyla ben göremedim. İddialı bir şey olsa, yani iddialı bir duruş aslında hakikaten bu hedefleri, tahminleri hiç değiştirmemek olurdu. Ben tutturacağım. Ama o tutturamadığın zaman da hesap muydu? Verebilirsin. Peki. Ama bir kere buradan kapıyı erken açıyorsun. Erkenden bir rahatlama evet, sinyali ya, mi veriyorsun? Yani kapıyı açma niyetini gösteriyorsun. O kapı şimdi giderek açılır. Daha da fazla açılabilir. Giderek revizyonları görebiliriz. Dolayısıyla bir aşamada da tıkanabiliriz. Yani bu enflasyon düşmüyor. Bıktık ya terk edelim ya yeni bir şey ortaya konsun şeklinde bir hava oluşabilir. O zaman da hakikaten öyle bir şey olabilir. Ama benim gördüğüm bir de yani Hazine ve Maliye Bakanı burada başat rol oynarken basın toplantısındaki şeyiyle beraber sanki yani ikinci plana çekilmiş gibi gördüm. Bunu da not etmekte fayda var. Yani istifa söylentilerinin ardından böyle bir görüntü verilmesi bence şey programa olan inancı, kararlılığı zayıflatıcı yönde. Tam tersi okuyanlar da olmuştu. Hani yani uzun bir masa, bütün ekonomi yönetimi orada, kararlılık vurgusu var. Ama siz diyorsunuz ki açıklamayı uzun uzun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı ikinci yapabilir. Plan, ikinci ama planda gibi. Erken gitmesini, yani erken ayrılacağım demesini ben buna biraz yorumladım. Sanki kırgın yok istediğini yapamıyor ben. Gibi bir yok, görüntü yani çıkıyor şey, ortaya. Şimdi böyle bir algıya neden olur diyorsunuz. Evet. Siz, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bütçe Cumhurbaşkanlığı bütçesi olduğu için bu sistem şeye geçildiğinden beri hep Cumhurbaşkanı yardımcısı sunuyor bütçeyi. Mecliste de öyle oluyor. Eskiden mesela hatırlarsanız Abdurrahman Bey bütçeyi meclise Maliye Bakanı getirir sunardı. Son yıllarda Cumhurbaşkanı yardımcısı getiriyor. Bu sistem değişikliğiyle ilgili bir şey. Ben tam tersine hem yani sizin söylediğiniz gibi ekonomiyle ilgili bütün bakanların orada olması arkasından da Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadan biz bu programın arkasındayız her şeyiyle mesajı vermesinin o söylentileri bertaraf etmeye yönelik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve hani herhangi bir tartışma, görüş ayrılığı ve bölünme yok. Bir uzlaşma yapılmış. Yani Abdurrahman Bey'in işaret ettiği hususlar doğru. Yani daha iddialı bir şey yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama sizin sorunuzda da yani bu inandırıcı olur muydu? Yani biz bugün bile yani açıklanan enflasyonun gerçek enflasyon olduğuna inandırmakta bazı kesimleri güçlük yaşıyoruz. Yani hane halkı beklentisine bir bakıyorsunuz bambaşka bir yerde. Evet. Piyasaya bakıyorsunuz bambaşka bir yerde. Hane halkına bir şey sorarsanız zaten dünyanın her yerinde öyle. Hayır, zorluğu yaşıyor. Asıl zorluğu yaşayan hane halkı. Sinirlenip ters cevap da verebilir.
Sinirliyiz. Yani ekonomik biraz sinirlerimizi sinirli. Bozdu. Evet, hakikaten öyle. Yani sinirli dolayısıyla yani siz benim durumuma hiç ilgilenmiyorsunuz. Aldırmıyorsunuz ama biz böyle bir şey yaşıyoruz. Ben böyle hissediyorum. Feryat edercesine cevap veriyor bence. Dünyanın her yerinde de böyledir ayrıca. Yani evet, sizin bazı paylaşımlarınız vardı, makaleler. Birazdan konuşuruz. Çok kısa bir izin isteyeceğim değerli konuklarım sizden. İstanbullu Halıcıoğlu'nda bir metrobüste yangın çıkmış. Sıcak bir gelişme bu değerli izleyenler. Detaylar Gizem Türemen'de. Metrobüs yangınına ilişkin görüntüler de ekranda. Gizem. Evet, çok sıcak bir gelişme. An itibariyle metrobüsün nasıl yandığını da ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Halıcıoğlu'nda metrobüs güzergahı üzerinde bir metrobüsün yandığını söyleyebiliriz. Dakikalar önce yeni başlayan bir yangından bahsediyoruz ki bu da içeride muhtemelen yolcuların olabileceği ve hızlıca tahliye edilme sürecini gerektiren bir noktadan bahsediyoruz. Sabah işe gidiş saati, mesai saatlerinde yaşanan bir yangın, metrobüste çıkan bu yangın hala da yanmaya devam ediyor. Sıcak görüntüler geliyor ekranlarınıza. Tam sabah artık 9, mesaiye başlangıç saati, herkes işe gitmek için yola koyulurken metrobüste toplu taşıma açısından çok tercih edilen bir araç olması nedeniyle dolu giden bir metrobüs olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, fakat olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi yangına müdahale etmek, alevleri söndürmek için. Fakat hatırlayacaksınız, daha geçen hafta yine metrobüsle gündeme gelmişti. O sabah da bu sefer Bahçeli Evler tarafında bir metrobüs kazasını getirmiştik ekranlarınızda. İki hafta üst üste metrobüsle alakalı bu sefer bir kaza haberi vermişken geçen hafta, bu haftaya da artık hafta sonuna girdiğimiz cuma gününe de ne yazık ki metrobüs yangını ile başladık. Tabii neden çıktı yangın, bu araştırılacak söndürme çalışmalarından sonra, ama şunu ifade edelim. Ok Meydanı ve Perpa metrobüs durakları arasında Mecidiyeköy yönündeki bir metrobüsün motor kısmında çıktığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre metrobüsün motor kısmında çıktığını söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri an itibariyle bölgede alevlere müdahaleleri devam ediyor. Mecidiyeköy yönünde iki şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bu nedenle İstanbul'da metrobüs kullanan Avcılar istikametine ve Mecidiyeköy istikametine gitmek için metrobüste bekleyen kişiler de, eğer dinliyorlarsa onları da uyarmış olalım. Ok Meydanı ve Perpa metrobüs durakları arasında Mecidiyeköy yönündeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor ama bu yangın nedeniyle D100'de Mecidiyeköy yönünde iki şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Hatta D100'de yan yola doğru en köşedeki şeritlere doğru trafik ekiplerinin yönlendirme yaptığını, trafiğin aksamasını engellemek için yangından çıkan alevlerin etrafa saçılma riskine karşı yan yola doğru da yönlendirme yapıyor şu an trafik ekipleri, ama orada bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Sadece aksayan metrobüs seferlerinden bahsetmiyoruz. Yani D100'de de Mecidiyeköy ve Avcılar istikametinde de ulaşım metrobüs yangını nedeniyle şu anda aksamalar yaşanıyor. Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde ise 1 şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bakın alevler sanki şu anda biraz daha durmuş ama itfaiye ekibinin müdahalesiyle dumanların yükseldiğini görüyoruz. Söndürme çalışmalarının devamında Halıcıoğlu'ndan gökyüzüne doğru dumanların, siyah ve beyaz dumanların yükseldiğini biliyoruz. Ekranlarınızı o anları getiriyoruz. Metrobüsün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle tabii tüm umutlar içeride yolcu olmaması, bu yangından kimsenin etkilenmemesi yönünde. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerindeler. Metrobüsün üzerinde bulunan itfaiye ekipleri bile var. Motor kısmında çıkan yangına müdahale etmek için çalışıyorlar. Tahmin ediyorum yangın artık söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Yeni görüntüler de
getiriyoruz ekranlarınıza. Şu an ekranlara gelen yeni bir görüntü son halinden. Alevler söndürülmüş durumda. İtfaiye ekibini görüyorsunuz. Metrobüsün üzerine çıkmış ve köpük sıkarak o alevlere müdahale ettiler. Artık soğutma çalışmaları yapılacak. Bu saatten sonra beklenen bir inceleme ekibi gelecek. Yangının çıkış nedeni tespit edilecek ve tabii hızlıca D100'de kapanan yollar, Mecidiyeköy yönünde kapanan yolların açılması için de trafik ekiplerinin seferberliği var ulaşımın aksamaması için. Ama geçen hafta metrobüs kazası, bu hafta metrobüste çıkan yangın, bu haberleri de peş peşe vermiş olduk. Geçen hafta meydana gelen trafik kazasında can kaybı da vardı. Dileriz ki bu yaşanan yangında hiçbir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Gelişmeleri öğrendikçe biz de bu ekranlardan aktarmayı sürdüreceğiz sizlere. Çok teşekkürler. Gizem Türemen aktardı. Bir soğutma çalışması olduğuna ilişkin görüntüler de şu anda ekranlarınızda. Geçen hafta evet Küçükçekmece'de maalesef bir metrobüs kazası olmuştu. Hayatını kaybeden bir vatandaşımız olmuştu. Yaralılarımız vardı. Yine işe gidiş saatine denk gelmişti. Tam da biz Para Gündem'de yayındayken. Bugün de metrobüste yangın çıktığı Halıcıoğlu durağında metrobüste yangın çıktığı bilgisini paylaşıyoruz değerli izleyenler. İtfaiye ekipleri bölgede alevlere müdahale an itibariyle sürüyor. O yangın görüntülerinden bir parça soğumaya dönmüş görüntüler var. Mecidiyeköy yönünde iki şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatıldı. Bilirim bizi radyodan dinleyen izleyicilerimiz de var. Onlar için bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şimdi ekonomiyi tam da konuşurken siz her iki konumda dedi ki yani hane halkı beklentileri hep böyle farklılaşır. Bir izleyicimiz de mesaj atmış. Hiç kimse bize sormasın ekonomi gerçekten dertli Sena Hanım diye. Onu da gördüm, paylaşmadan geçmeyeyim. Biraz daha bize ilişkin ne söyledi? Vatandaşa ilişkin ne söyledi OVP diye sormak isterim. Ücret artışı sorusu da soruldu dün soru cevap kısmında. Şimdi mesela bugün Hüseyin Gökçe'nin bir yazısı var. Cevapsız kalan bir soru diye nitelendirmiş Ekonomi Gazetesi'nde. Ücret artışı olana göre mi olacak, olacağı göre mi olacak? Özellikle asgari ücrette ara zammı da görmedikten sonra. Bu verilerle ne dersiniz Abdurrahman Yıldırım? Buyurun sizinle başlayalım. Ya galiba yani bir olacak olanı dikkate alacaklar ama olmuş olanından da kısmen üzerine bir şeyler ilave edecekler. Hı hı. Çünkü yıl ortası itibariyle asgari ücrette bir artışa gidilmedi. Burada birikmiş bir şey var. Dolayısıyla gelecek senenin enflasyonu eğer %17,5 ise hani %17,5 yapalım böyle bırakalım. Hani bu hakikaten olmaz. Dolayısıyla üzerine bir şeyler konması lazım. Bir refah payı gibi bir evet, şey. Evet, hem refah payı hem de işte belki bu %41,5 telafi edici bir şey kısmen. Dolayısıyla ben orada hani %25 gibi bir şey gözüme kestiriyorum. İkisinin ortası evet, gibi bir nevi. Hem ortası gibi hem işte 17,5'un biraz üzerinde. Belki Cumhurbaşkanı biraz daha bunu yukarı yönlü esnetebilir. Böyle bir şey beklerim. Siz ne beklersiniz? Aslında tabii şimdi enflasyon bu OVP'deki bu enflasyon projeksiyonu yıl sonunda Merkez Bankası'nın 2025 para politikası metnini hazırladığı zaman enflasyon hedefine dönüştüğünü göreceğiz. Aynı düzey korunacak olursa ki zaten hani mutlaka o OVP çalışmasına Merkez Bankası da katıldı. Hı hı. Şimdi yıl sonu yani 2025 sonu enflasyonun 17,5 olduğunu düşünün. Ve tuttuğunu düşünelim. Şimdi bu. Artı eksi 2 puanlık bir belirsizlik aralığı vardır ya. Tamam. O zaman bu belirsizlik aralığının alt tarafı Merkez Bankası'nın o iddialı enflasyon duruşu beklentisini tatmin etmiş olur. Hmm. Üst tarafı da belirsizlik aralığının yani 2 puan üstüne koyarsak o orta noktasal hedefin aslında daha gerçekçi olan enflasyon tahminini, projeksiyonunu 2025 sonuna ilişkin tatmin etmiş olur. %20'ye yaklaşır. %19,5-20 seviyeleri evet, şimdi bunun üstüne, bir de büyümeden kaynaklanan yani OVP'deki büyüme tahmininden kaynaklanan refah payını eklerseniz işte %25 civarında bir yere gerçekten gelir. Yani şeyi bozmadan da çok fazla yapıyı da bozmadan yani kendi içerisinde yani niye bu böyle oldu? Ya işte zaten 17,5 hedefimiz işte bir refah payı koyduk. İşte bir de
bu belirsizlikten kaynaklı telafi payı koyduk. Dolayısıyla bunu sağlar ve bu 17,5 yani ortası 17,5 olan ama %20'ye biraz daha yakın sanki benim beklentim ya da tahminim diyeyim. Olacağı düşünülen sonunda. 2025 yıl sonu enflasyonunu ile uyumlu bir ücret artışı olur. Bu arada yani 2025 sonunda %20 ve hatta onun biraz altında gerçekleşirse enflasyon bence bu bir başarıdır yani. Geldiğimiz noktadan yayının başında söyledim ya yani başladığımız noktayı içinde bulunduğumuz koşulları filan değerlendirirsek yani %80'in üzerine çıkmış ve finansal yapısında ciddi tahribat yaşamış bir ülkede 2 yıl içerisinde enflasyon %20'ye düşüyorsa bu bizim 2000'li yılların başında gösterdiğimize yakın, ona benzer bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Siz düşeceğini düşünüyor musunuz? Çünkü tabii. Hep Hazine ve Maliye Bakanı siz düşeceğini düşünüyorsunuz. Tabii. Çünkü enflasyon şoklarından bahsederken Hazine ve Maliye Bakanı 3 yıl, 4 yıllık süreçler. Yani çok hızlı yükseliyor, anladık enflasyonu, hepimiz tecrübe ettik. Ama düşüşü zannederim o kadar da kolay olmuyor, olamıyor. Ama 20 yüksek bir enflasyon yine zaten. Yine çok yüksek. Yani belki oradan daha da aşağı inmek bu, asıl zor olan olacak. Aslında burada bir ayrıntı daha var. Yani biz yıl sonu diyoruz ama bu işin daha doğru ve adaletli şeyi yıl ortası enflasyona göre hareket etmek. Çünkü yıl sonuna kadar insanlar yaşayacak. O yüksek, daha yüksek bir enflasyondan daha düşük bir enflasyona doğru gidiyoruz. Ve siz zam yaparken diyorsunuz ki yıl sonunu alayım ben. Ama o yıl boyunca daha yüksek bir enflasyonun bedelini ödeyeceksiniz. Bu nedir? Yıllık ortalama 33,9. Gelecek yıl için. Şimdi deflatör dediğimiz şey bu. Bütün milli gelir, üretilen mal ve hizmetlerin yıl boyunca ortalaması, ortalama artışı. Dolayısıyla yani gerçekten bütün herkesi kurtaracak olan rakam bu 33,4. Bu kadar zam yapılır ise çalışanlar da rahat eder. Yani rahat eder demeyelim yine. En azından kaybı daha az olur görece belki. Evet, yani yıl sonuna doğru gittikçe sürekli ücretlerdeki kayıp. Yani bence de yani bu senede mesela yine şimdiye kadar mesela faiz konusunda epey zorluk çektik. Sebebi %50'de bıraktık. Halbuki ortalama enflasyon %60,9 bu yıl için. Bu ortalama deflatör dediğimiz şey, milli gelirin toplamının enflasyonu diyelim. Öyle tarif edelim. Yani 60,9 olan bir fiyat artışının yerinde siz 50 faiz uyguluyorsunuz. Dolayısıyla sadece de enflasyonla mücadeleyi tek ayak üzerinden yapıyorsunuz. Para politikası ve Merkez Bankası üzerinden. Maliye buna çok fazla bu sene katılamadı. Gelecek sene biraz daha fazla katılacak. Çünkü işte vergiler kondu, yeni vergiler. Olar gelecek sene tahsil edilmeye başlanacak. Dün mesela tam OVP gününde gazetelerin manşetlerindeydi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın mali taraftan destek kritik önemde mesajı. Biraz artık para politikası ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi maliyeden de o desteği bekliyorum demeye başladı mı? Evet, öyle burada mi var onun bir şeyi de var aslında. 1,5 puan harcamalarda kesinti yapılacak. Tasarruf edilecek. Kamu harcamalarında. Bu fena değil. Yani bütçe açığını da buna göre düşürecekler. Bütçe açığının 4,9'dan bu sene 4,9 olacak milli gelir oranı. Ki 5,2 alınmıştı. Yani beklenenden daha düşük bir açık verecek. Ama gelecek sene 3,1'e indirilecek. Bu inişte iki yöntem olabilirdi. Bir, vergi salmak. Vergi yoluyla gelirlerini artırmak. Ama bu yola gidilmedi. Çünkü şeyden korkuluyor. Büyümenin daha da düşmesinden. Çünkü zaten insanlar yani çarklarını zor çeviriyor. Bir de vergiyi nasıl ödesinler bu anlayışla vergi yerine kamu kesiminin tasarruf etmesi, harcamalarını kısması yoluna gidildi. Bu da milli gelirin %1,5 kadar. Buna tekabül ediyor. Daha çok yatırımlardan, kamusal yatırımlardan
kesiliyor. Evet, oradan tasarruf sağlamış gözüküyor. Dolayısıyla mali kesim de mali disiplin ya da işte maliye politikası yoluyla enflasyon düşüşüne katkı da bu yolla verilmiş oluyor. Siz ne dersiniz kamu tasarrufu ve vergiler şimdi, için? Yani Türkiye gibi ekonomilerde yani dışa açık gelişen piyasa ekonomilerinde iki değişkeni tutarsanız aslında çok başarılı bir istikrar programı uygulanır. Birincisi cari denge, ikincisi de bütçe dengesi. Çünkü biri aslında kamu tasarrufunu, öbürü genel tasarruf yatırım açığını yansıtan göstergelerdir. Şimdi bu programın, yani izlenmekte olan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'ın birlikte tasarladıkları, uyguladıkları bu programın en başarılı yönü cari dengede sağladığı iyileşme. %5'lerden cari dengeyi %2'ye düşürdük. Bunun daha da altına ineceği anlaşılıyor. Yani 1,5-2 arasına ve bu rahatlıkla da olacak görülen. İkincisi bütçeye baktığımız zaman bence Merkez Bankamızın beklediği maliye politikası tarafından güçlü destek geliyor. Nasıl geliyor? Faiz dışı dengede 1 trilyon ya da şeye bakacak olursak yaklaşık %1,8'lik milli gelirin bir iyileşme oluyor 2024 ile 2025 arasında. Bu ciddi bir maliye politikası sıkılaşması aslında. Vergiler %46 artacak ama faiz dışı harcamalar %28 artacak. Yani dolayısıyla buradan bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani maliye politikası, ben de sahadayım, Merkez Bankası'nın yanındayım. Mesajı veriyorum. Bir de bakın, bu sadece enflasyonla mücadele anlamında değil. Milli gelirin yapısının, bileşiminin dengelenmesi açısından da önemli. Geçtiğimiz 1-2 yılda bizim şöyle bir şeyimiz vardı. Hatta rakamları şuraya not almışım. Büyüme 5,5. Nihai yurt içi talepteki artış 12,5 olmuş. Yani tamamen kışkırtılmış bir taleple. İç taleple. Evet, onu da nasıl yaptığımızı biliyoruz. İşte Merkez Bankası faiz düşürdü, kredi faizleri çok düşük, enflasyonun çok altında, negatif reel faizle böyle bir şey yapıldı. Geçen sene büyüme 4,4, nihai yurt içi talepteki artış 9,2. Bakın, yani iki katından fazla her iki yılda da. Hani bu çok ciddi bir tahribat yarattı ekonomide zaten. Ama mesela bu içinde bulunduğumuz yıl büyüme 3,5. Nihai yurt içi talep artışı 3. Yani dengelenme olmuş. Önümüzdeki yılda, yani OVP'de ben son derece gerçekçi olduğunu düşünüyorum bunun. Hem cari denge iyileşiyor, hem kamu maliyesi iyileşiyor. Kamu maliyesinde bu gayri safi yurt içi hasılanın yeniden %30-31'i düzeyine geliyor. Faiz dışı harcamalar bir ara 36'lara çıkmıştı. Yani dolayısıyla maliye politikası desteğiyle birlikte ve sağlanan istikrarla birlikte bu şey enflasyon hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu ve aynı zamanda milli gelir bileşiminde de bir dengelenme olduğunu görüyorum ben. İç talepten bahsettiniz. Şimdi biraz şuradan takibe düşen kredilerde bir yükselme var. İçeride vatandaşın yaşadıklarına biraz daha geniş bir pencere açıp devam edersek, yılbaşında tüm kredilerde 1,65 olan takipteki alacaklar Temmuz itibariyle 1,73 seviyesine çıkmış. İhtiyaç kredilerinde %28 artış, kredi kartlarının hacmi %35, ticari kredilerde %24,87 oranında bir artış var. Takipteki alacaklara da şöyle bir baktığınızda, işte tüm kredilerde %31,73 seviyesi, bireyselde %47'lere dayanmış, konutta %26'ya dayanmış, taşıtta %44,28, ihtiyaçta %47. Böyle bir haldeyiz biz de içeride. Abdurrahman Yıldırım, siz böyle genelde takibe düşen kredilere yakından bakarsınız. Ne diyeceksiniz? Yok, bakıyorum ve istiyorum. Ederim. Önemli bir gösterge. Yani artmasını da bekliyoruz. Daha da artacak. Ama uzun vadeli ortalamasını henüz tam anlamıyla yakalamış değil. Yani uzun vadeli ortalamasının da altında, hala altında. Ama dibe vurdu, dipten döndü yukarı doğru. Yani ödenmeyen çekler de böyle.
Orada da ödenmeyen çeklerde artış var. Senet, karşılıksız çıkan senetlerde artış var. Olması da gayet doğal çünkü 3-4 senedir işte düşük faiz, negatif faiz uyguluyoruz. Bol kredi veriyoruz. Şirketler buna alışmış, iş dünyası buna alışmış. Buna göre çarklarını çeviriyor. Buna göre kredi alıyor, borç alıyor vesaire. Bir sene içerisinde... Masa döndü resmen. Evet, döndü ve %50 üzerine çıktı. Yani %50 politika faizi ama kredi faizleri %60-70. Peki yani şirketler zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Yani bankalar da çünkü vermiyor. Ayrıca bir kredi kısıtı var %2'lik. 1,5'a düşürdüler hatta. 1,5 yani. Daha da sıkmış. Daha da sıkmışlar. Yani dolayısıyla yani onu da düşündüğünüz zaman bu sefer şirketler mecburen ne yapıyor? Bankadan krediyi çeviremeyince banka dışı borçlarına dönüyor. Onları ödemeye gayret gösteriyor. Belki kamuya ait borçlarını ödemiyor. Ondan sonra kongartoto ilan ediyor. Ve gitgide de artıyor evet, bunun yani sayısı. Yani bunlar daha artacak. Kongartoto da mesela daha 2019 yılı düzeyine varmış değiliz. Yani böyle bir şey olmasını istemeyiz ama olacak bunlar. Yani çünkü sıkı para politikası uygulanıyor. Ve şirketler de gevşek para politikasına alışmış durumda. Bu da hemen değil. Yani 2017'den itibaren Türkiye aslında KGF kredileriyle ve diğer kredi paketleriyle ve faiz üzerine baskı koyarak aslında hakikaten reel sektörü, şirketleri destekledi, besledi, korudu. Sonra işte bankaların tahsili gecikmiş alacak tanımlamasını da değiştirerek daha esnetti. Vadeyi iki kata çıkarttı. Yani 90 günde ödenmeyen kredi işte tahsili gecikmiş alacak sayılırken 180 güne çıkartıldı. Bütün bunlar eşliğinde hani son derece düşük geri ödeme sorununa ulaşıldı. Şimdi o zaten uzun vadeli trend değildi. Geçici bir şeydi ve gerçek de değildi. Yani biraz kamu desteğiyle ve zorlamasıyla olan bir şey. Biraz illüzyonist bir görüntüydü o. Evet, evet. Şimdi gerçeğe dönüyoruz. Ama yani bu dönemin sonunda belki yani istemediğimiz düzeylere de çıkacağız. Yani onu da o zaman konuşuruz. Çok ama ince bir hatta bir mı yürüyoruz? Yani öyle mi görünüyor dışarıdan baktığınızda bir ekonomist olarak? Hem vatandaş açısından hem iş dünyası açısından çok büyük bir dengeyi gerektiren ince bir hat üzerinde olduğumuz bir dönemde miyiz? Yoksa gerçekten bir parça rahatladık mı? Buradan da sonra Türk İş Başkanı'nın hem çalışan açısından bir mesaj var. Onları da değerlendirmenizi isterim. Rahatladık mı diye soruyorum gerçi ama İstanbul'da 4 kişilik aile için 4 asgari ücret gerekiyormuş yaşayabilmeniz için. Yani İPA'nın yaptığı bir çalışma bu mesela. Ağustos'ta 2383 lira artmış, 68.933 liraya çıkmış 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşam maliyeti. Bu kadar ince bir hat ama biz çok... Şimdi bu duruma nasıl geldik? Yani niçin enflasyon %80'lerin üzerine çıktı? Niçin hayat İbrahim pahalı hocam oldu? Niye oldu işte, hocam? İşte yani şimdi bu soruların cevabı belli. Demin Abdurrahman Bey çok ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Şimdi bakın kazandığınız parayı harcarsanız enflasyon olmaz. Çünkü o parayı kazanmak için bir ekonomik değer yaratılmıştır. Onun bir karşılığı vardır. Yani mal olarak ya da hizmet olarak bir ekonomik karşılığı vardır. Kazanmadığınız parayı harcarsanız enflasyon olur. Biz kazanmadığımız parayı mı harcadık? Kazanmadığımız parayı harcadık. Nasıl yaptık? Kredi kazanmadığınız paradır değil mi? Aslında tabii. Borç alıyorsunuz, daha kazanmamışsınız. Tabii, onu harcıyoruz. Şimdi kredinin faizi sizin gelecekteki kazancınızın bugünkü değerini birbirine eşitleyecek oranda olursa yine enflasyon olmaz. Çünkü o kendi kendine bir dengeye gelir. Ben bir yıl sonra 100 lira kazanacağım, bunu bugünden harcamak istiyorum. O zaman ama diyor ki size sistem, bir dakika, sen bir yıl sonra kazanacağın 100 lirayı bugün harcamak istiyorsan ben bunu sana 60 lira olarak veririm. Yani dolayısıyla bakın yine, çünkü sizin o yapacağınız harcamanın bir yıl sonra üreteceği ekonomik değerle eşdeğere geldi. Ama size faizi 8'e düşürüp
bir yıl sonra kazanacağınız 100 lirayı sen bugünden harca kardeşim diye teşvik ederseniz, bu tıpkı Merkez Bankası'nın karşılıksız para basıp dağıtması gibi bir şey olur. Öyle de mi oldu? Öyle oldu zaten. Öyle oldu. Dolayısıyla faizi bozunca biz en önemli makro fiyatı, yani bugünle gelecek arasında dengeyi sağlayacak fiyat mekanizmasını bozduk. O kuru bozdu. O enflasyonu bozdu. Hepsi birlikte bozuldu. O da geldi bizim sosyal hayatımızı. Tabii ki ondan sonra da şu tablo çıktı ortaya. Yani dolayısıyla bakın, bir hükümetin halkına karşı işleyebileceği en büyük ekonomik kötülük enflasyondur. Dolayısıyla yapılabilecek en doğru şey enflasyonu bir an evvel makul, mantıklı, sürdürülebilir, gerçekçi bir düzeye indirecek bir programı kararlılıkla uygulamak. Şimdi bunun bir maliyeti olacak kuşkusuz. Bu maliyeti de hep birlikte ödeyeceğiz. Bunun maliyeti kime oluyor? Bunu neden soruyorum? Dün mesela okuduğum yine Profesör Doktor Ömer Faruk Çolak'ın bir makalesinde diyor ki ya bu ücretlerle bile enflasyon oranı %50'nin altında düşürülemiyorsa demek ki bizim artık enflasyonun nedenini biraz başka bir yerde aramamız gerekiyor. Biraz belki de üst gelir grubuna bakmamız gerekiyor. Doğru değil. Bakın bu şey de çünkü aynen. Zaten alt gelir ve orta grup artık ne harcar halde ki acaba? Yani ama bak işte harcama belli milli gelir rakamlarından. Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamalardan belli. Perakende ciro endeksinden belli. Dayanıklı eşya satış hacimlerinden belli. Yani para harcanıyor. Ücretler düşük. Bu ücretlerle bile enflasyon 50'ye düşmüyor. Ya da 50'ye ancak düştü. Doğru bir şey değil. Bakın para politikasında gecikme vardır. Yani bugün alınan bugün alınan kararların etkisi iktisadi faaliyet üzerinde 6 ila 12 ay içerisinde, fiyatlar üzerinde 12 ila 18 ay üzerinde kendisini gösterir. Kim harcıyor Abdurrahman Yıldırım? Yüksek gelirli kesim harcıyor. Yani parası olan harcıyor. Lüks saatlerde bir de, en zengin evet, bir de tasarruf ettiğiniz zaman bunu hak ettiği şekilde değerlendirecek yatırım araçları Türkiye'de sınırlı. Onun için de yurt dışına gidiş var. Yurt dışından gayrimenkul alımı hızlandı. Yani bana bile herkes ulaşıyor, reklam atıyor. İşte dolarla kira ister misiniz? Nerede? Amerika'da yok mu? Nerede? Size de mi teklif mi ediyorlar? Yani, dolarla hiçbir şey istemem ya. Ben göndermem sizi bir yere kalın. Dolarla hiçbir şey istemem. Türk lirası şu anda kıymetli. TL değerli. Siz de işte doları da arayan bir kesim var. Hala çünkü alışmış yani. Ama onların tasarruf eğilimi yüksek zaten. Dolarla kiraya veririm. Dolar geliri istiyorum. Dolayısıyla onlara bir seçenek. Yani sadece yurt dışında gayrimenkul değil, menkul kıymette yani hisse senetleri de alıyorlar. Başka şeyler de yapıyorlar. Bunu rakamlardan da izliyoruz. Resmi rakamlara dökülen haliyle hani Türkiye'yi ve ekonomiyi çok rahatsız edecek düzeyde değil. Ama geçmişe göre de hızlı bir artış var. Dolayısıyla yani burada enflasyon her zaman için parasal bir olgu. Tabii. Yani parayı fazlalaştırıp üretimi fazlalaştıramayınca böyle şey oluyor. İnşallah. Üretim çünkü zaman alıyor. Zahmetli bir iş. Para basmak ya da para yaratmak kredi vermek bir iş. Kaydı bir iş ve çok kolay. Dolayısıyla parayı biz zamanında yarattık, enflasyonu da yarattık. Şimdi aynı şiddetle ve aynı hızla parayı küçültemiyoruz. Korkuyoruz ekonomi daralır diye. Resesyona gireriz diyor. Korktuğumuz için faizleri de yeterince yükseltemiyoruz ve tek bacaklı mücadele ediyoruz. İkinci bacağı gelecek yıldan itibaren inşallah tam anlamıyla devreye sokacağız. Ve İbrahim Bey'in dediği gibi işte 12 ay 18 ay arası etki yapmaya başlayacak. Zaman kaybı buradan. Gerektiği hızda indiremedik. Bence daha sert inmesi lazım. Gerekiyor. Çünkü %10, %10, %4,5. Böyle bir enflasyonlar var. Yani muazzam bir baz etkisi var. Dolayısıyla çok hızlı düşmesi lazım. Enflasyonun belini kırmamız lazımdı bu yaz aylarında. Ama bu kamusal zamlar bunu engelledi. Bir de işte kamunun biraz gevşek tutumu, ekonomiye zarar vermeyelim diyerek
bundan yüz bulan da satıcılar hakikaten fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Onu da konuşalım haftaya. Hala var mı böyle bir satıcılar fiyatlarını durmaksızın artırıyor mu diye. Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuma da. Haber Türk yazarı Abdurrahman Yıldırım. Her cuma benimle beraberdi. Profesör Doktor İbrahim Firman ekonomist, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bize Para Gündem'de eşlik ettiniz. Şöyle çok kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Devam ediyor Para Gündem. Şimdi bu sabah Ok Meydanı Perpa metrobüs durakları arasında Mecidiyeköy yönünde metrobüsün motor kısmında bir yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi var. Yangın söndürüldü. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama var. Gidelim bir son durumu Damla Navruz'dan alalım. Damla. Evet, Ok Meydanı ve Perpa durakları arasında Mecidiyeköy'e doğru giden metrobüsün motor kısmında bir yangın çıktı. Biz şimdi olay yerindeyiz. Hemen size kameraman arkadaşım Selman Bektaş göstersin. Yangına hemen müdahale edildi. Sabah saatlerinde çıktı. Yani yaklaşık bir 40 dakika önce bir metrobüste, seyir halindeki metrobüste, Mecidiyeköy yönüne doğru ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı. Şu anda metrobüs buradan alındı. Soğutma çalışmaları yapıldı. Trafiği görüyorsunuz, akışı görüyorsunuz buradaki. Zabıta ekipleri hemen yolun kenarında. Tabii yolcular arasında da endişe yarattı çıkan yangın. Neden çıktığı yangının henüz bilinmiyor. Motor bölümünden aniden yükselen yoğun duman ve alevlerle kendini gösterdi. Alevler kısa sürede aracın arka kısmını sardı. Şoförün de fark etmesiyle hızlı müdahale sonucunda metrobüs durdurularak yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaklaşık bir 6-7 dakika önce metrobüs buradaydı. Son çalışmalar yapıldı. Ekipler metrobüsün içini kontrol etti. Koltukları tek tek kontrol etti. Motor kısmını kontrol etti. Ve metrobüs şoförü koltuğa geçip yol yardım ekipleriyle birlikte metrobüsü bu alandan aldı. Şu anda zabıta ekipleri var. Mecidiyeköy Avcılar Beylikdüzü yönünde yoğun bir trafik var. Tam tersi ikamet ise, yani Haliç Mecidiyeköy yönü ise açık durumda. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti yaklaşık yarım saat önce. Tabi sabah saatleri olduğu için, trafiğin yoğun olduğu bir saat olduğu için hem insanlar işlerine araçlarıyla ve metrobüs yoluyla işlere gittikleri için panik yarattı. Tabi trafiği de biraz tıkadı ama yangın hemen kontrol altına alındı. Çalışmalara göre, yani belirlenen çalışmalara göre can kaybı ya da herhangi bir yaralanma yok. Yangının tabii şu an söndürülmesi yapıldı. Metrobüs götürüldü. Yol yardımla birlikte bu adımlardan sonra da yangının neden çıktığı araştırılacak. Damla Navruz Habertürk muhabiri olay yerinden aktardı. İstanbul'da metrobüs yangınına ilişkin son bilgileri. Motor kısmında bir yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi. Yine metrobüs yangını sırasında can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi de çok şükür ki paylaşıldı. Haber merkezimize de geldi. Şimdi devam edelim. Biraz siyasetteki gelişmelere bakacağız bu dilimde. Hepsi de iç içe zaten. Siyaset, ekonomi, günlerdir konuştuğumuz başlıklar var. Yeni üzerine eklenen başlıklar var. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklamalarını başlarken aktarmıştım. Erken seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erken seçim telaffuz ederseniz hemen seçim talebinde bulunacaksınız. Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçim erken seçim değildir. Ben bunu böyle görmem diyor Müsavat Dervişoğlu. Erdoğan bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir ifadelerini kullanıyor. Peki ama bu açıklama
başlı başına ne anlama geliyor acaba? Sorarız konuklarımıza. Yine Can Atalay tartışması bir yandan devam ediyor. Dün şimdi meclisin toplanması için CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Murat Emir Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Yeniden toplanacak mı? Değerlendireceğim demiş Numan Kurtulmuş ama acaba ne göreceğiz? Bir soru işareti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç'un kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz açıklamasına yanıt verdi. O sözleri ben yargıya değil iktidar mensuplarına söyledim, sana söyledim, o parmağı sana salladım ifadelerini kullandı. Günlerdir de gündemden düşmeyen bir başlık, Teğmenlerin kılıçlı yemini, son olarak Milli Savunma Bakanlığı inceleme yapıyoruz açıklamasını yaptı. Bugün bir de tüzük kurultayı başlıyor. İkinci yüzyıl değişim kurultayı adı altında yapılacak. Tüm bu başlıkları peki biz kimle konuşacağız? Hemen konuklarımı göreyim, bir günaydın diyeyim. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olunuz. Gazeteci yazar Şükrü Küçükşahin. Günaydın, hoş geldiniz. Bir süredir sabah yayınlarında buluşamıyorduk. Sizi gördük, güzel oldu. Evet, yeniden buluşmak güzel. Günaydın. Bizi izleyenlere de. Günaydın, çok teşekkürler. Şimdi hazır Ankara'da Şükrü Küçükşahin'e günaydın demişken orada kalmaya devam edelim. Tüzük kurultayı başlıyor demiştim. İkinci yüzyıl değişim kurultayının ayrıntıları Mahir Kılıç'la. Mahir, bu taslakta neler var, biz ne göreceğiz? Sen de bilirim vardır arka plan bilgiler. Detaylar sende. Ve Sena Alkan, 20'den fazla maddede değişiklik yapılacağını ifade edebiliriz. 87 maddelik CHP tüzüğünde yaklaşık 1/4 oranında bir değişiklik anlamına geliyor. 3 dönem kuralı milletvekilleri için dikkat çeken maddelerden bir tanesi. Yine örgüt denetiminde ön seçimde dikkat çekiyor diyebiliriz. O detaylar birazdan geleceğim, ancak bizler şu an kurultayın gerçekleştirileceği salondayız. Buradan bazı görüntüler vermek istiyorum. Artık hazırlıklarda son noktaya gelindi diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Cüneyt ekranlarınızı getirse hemen arkamdaki salonda artık tüm hazırlıklar bitme aşamasında. Kısa süre içerisinde bu salon dolacak ve yaklaşık yarım saat 45 dakika içerisinde kurultayın başlamasını bekliyoruz. Bu arada bizler protokolün hemen önündeyiz. Onu da göstermek istiyorum. Dikkat çeken bir isim CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bugün kendisi de protokolde yer ayrıldı, ancak kurultaya katılmamayı tercih etti. Dün akşam saatlerinde bu haber bizlere ulaştı. Öyle ki geçtiğimiz pazar günü Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Tüzükle ilgili görüş alışverişte bulmuş, önerilerini iletmişti Özgür Özel'e. Fakat bugünkü kurultaya katılmama kararı aldı. Hemen burada Özgür Özel'in iki yanında, Sevinç İnönü'nün hemen yanında CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yer ayrıldı. Fakat dediğim gibi Kılıçdaroğlu katılmamaya karar verdi tüzük kurultayına. Peki ne tür değişiklikler yapılacak, onu ifade edin dilerseniz. Örgüt denetiminde ön seçim dedi ki illere göre farklı dinamiklerin olabileceği ifade ediliyor. Ancak öne çıkan değişiklik bu diyebiliriz. Örgüt denetiminde illerde ön seçim yapılacak. Bazıların kendine has durumları, koşulları olabilir. Bunların da dikkate alınacağını ifade edelim. Yine %15 kontenjanda önemli değişiklik maddelerinden bir tanesi ki bu %15 kontenjanda kadın, gençlik ve meclisteki tecrübe baz alınarak dağıtılacak diyebiliriz. 3 dönem kurulu milletvekilleri için getiriliyor. Öyle ki bir önceki dönem 27 ve şu anki 28. dönemi kapsayacak. Yani son 2 dönemdir milletvekili olanlar bir dönem daha milletvekili yapacak. Ardından da genel merkez kontenjanından bir daha aday göstermeleri söz konusu olamayacak. Tek bir şartla ön seçime girip sandıktan çıktıklarında bir kere daha aday olabilecekler ya da onunla ilgili herhangi bir sınırlama söz konusu, ön seçimden çıktığı sürece adaylığına herhangi bir engel söz konusu olmayacak. Yine şunu ifade edelim, kurultayların 3 yılda bir yapılması planlanıyor. Normalde 2 yıl kurultay süreleri, ancak 1 yıl ihtiyaç duyulması halinde uzatılma durumu söz konusu oluyor ki 14 Mayıs seçimlerinden önce böyle bir uzatma yapılmıştı. Bu defa 3 yıl olarak belirlenecek. Kurultay dediğim gibi dakikalar içerisinde başlayacak ve yaklaşık bir saat sonra da Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıkacak ve bir saat aşkın bir konuşma gerçekleştirecek. Ne tür mesajlar verecek peki? Geçtiğimiz yıl Genel Başkan seçildi. 4-5 Kasım kurultayından bu yana yaptıklarını anlatacak Özgür Özel. İktidar vizyonunu anlatacak. İktidar olduklarında ne tür adımlar atılacaklar? Dış politika, eğitim, ekonomide neler yapacaklarını anlatacak ve normalleşme ilişkinde mesajlar vermesini bekliyoruz. Son bir bilgi ise kurultay salonu ilişki
teknik bilgi olsun. 1325 delege söz konusu. Burada değişiklikler salt çoğunluk baz alınarak gerçekleştirilecek. Bazı değişiklik önergeleri gelebilir. Özellikle muhalif bazı isimlerden. Onun için de en az %5 imza gerektiğini ifade edeyim ki o da yaklaşık 60-65 delegenin imzasına tekabül ediyor. Sena? Mahir Kılıç aktardı. CHP'de tüzük kurultayından detayları gördük. Arka plan notlarını, taslakta neler var onu da aktardı. Teşekkürler. Şimdi konuklarımı göreyim ve başlayalım. Şükrü Küçükşahin, buyurun sizinle başlayalım. Şöyle ilk görüntü mesela dikkat çekici bir görüntü elbette. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun için ayrılan koltuk var ama kendisi yok, katılmayacağını açıklamış. Şöyle taslaklara baktığınızda da tüm detayları az önce bize Mahir aktardı. Geçtiğimiz günlerde de Sivas'tan bir mesaj vermişti Özgür Özel. İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz diye. Buyurun siz ne dersiniz, merak ederim. Doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzük kurultayı zaten geçen seçimde Özgür Özel genel başkan seçildiğinde verdiği söz üzerine gerçekleşiyor. Sizin sıralamanızla gidecek olursak tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesi ve katılmaması ilginç. Çünkü bu muhtemelen daha önce teyidi alınmıştır. Diğer eski genel başkanlar da çağırmış. Onların da koltukları ayrılmış. Onlar katılıyor mu? Yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu öyle görünüyor. Öyle görünüyor ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada pozisyonu daha farklı doğrusu. Çünkü en son işte genel başkan Özgür Özel'den önceki ve de kurultaydan bu yana bir yıla yaklaşan süre içerisinde sürekli de gündemde kalıyor. Bu da aslında benzer bir tablo. Normalde gelmesi gerekirdi ama herhalde dün farklı bir karar vermiş olmalı. Bu da belki de tüzükteki bazı değişikliklere katılmadığı şeklinde yorumlanacaktır. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bu anlamda da farklı tutum almaya devam edecek. Ama bunun siyasi etkileri ne kadar olur bir tartışma konusu yine olmaya devam edecektir. Ancak sonuçta delegeler o salonu dolduracak gibi görünüyor ve onların alacağı kararlar söz konusu. Tüzük açısından bakıldığında ben uzun süredir tüzük üzerinde çalışan genel başkan yardımcısı Gül Hanım'la dün akşam görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü seçmeni için önemsenecek aslında bazı düzenlemeler buraya geliyor. Hani yine belki yeterli görülmeyebilir ama bu yetersizlikler biraz da Türkiye'deki yasaların siyasi partilere yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde de gerçekleşiyor. Şöyle basit bir örnek vereyim. Örneğin Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin çoğunda işçi sendikalarına, konfederasyonlara delege kontenjanı tanınabiliyor. Ama Türkiye'de siyasi partiler yasası örneğin buna izin vermiyor. Burada teşkilatların görevden alınma sürecine yönelik bir güçleştirme değişiklikleri görüyoruz. Daha önce örneğin yarısı istifa ederse teşkilat düşmüş oluyordu. Bunu 3'te 2 gibi nitelikli bir çoğunluğa çıkarıyorlar. Kontenjan %15 gibi bir oranla sınırlanıyor. Onun dışında temel hedef belediye başkan adayı belirlemede dahil olmak üzere ön seçim. Yani %15'i de şöyle düşünelim. İstanbul'un herhangi bir seçim çevresi aşağı yukarı 35 milletvekili. O zaman %15'e baktığımızda 5 isme tekabül ediyor. Üç dönem kuralını Mahir söyledi zaten. Evet. Ama burada bir tek şeyi anımsatalım. 14 Haziran seçimleriydi değil mi? O seçim süreci kısa olduğu için 27. dönemden esas alınıyor. Bence önemsenmesi gereken bir düzenleme kadın temsil oranının
aşamalı olarak %50'ye çekilmesi tüzük hükmüne bağlanacak. Bir de gençlik kontenjanı da %20 düzeyine çekilecek. Benim yine önemsediğim bir şey, gerçekçi görüyorum. Genel başkanlar kendileri adaylık ilan ederse bu yeterli olacak. Onun dışında genel başkan adayları en az %5 imza, en fazla %10 imza aralığında imza toplayıp aday olabilecekler. Çünkü bu şunu da getiriyordu. Delegeler üzerine, örgütler üzerine bazı psikolojik ya da başka tür baskı nedenlerine de neden oluyordu ki bazen çok anlaşılmaz tablolar ortaya çıkıyordu. Örneğin 1200 delegenin 970 tanesi imza veriyordu. Atıyorum işte A ismi aday olsun diye. Sonra seçime gidiliyordu. Bir bakıyordunuz A ismi 600'de kalıyordu. Yani bu gerçekçi bir şey o değildi. O nedenle %5 ile 10 arasında bir sınırlama. Şimdi burada bu yani son benim örneğin yine son kurultayda gördüğümüz örnek üzerinden yola çıkarak da biraz söylüyorsunuz zannederim. Yok, daha önceki kurultaylarda çok daha son kurultaylarda çok daha başat örnekleri vardı. Evet, doğru. Önceki kurultaylarda da inanın benzer tablolar görülmüştü. Sena Hanım, bence bunun ardından hemen başlayacak olan program çalışması çok daha önemli aslında. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, evet, geçen seçimde birinci parti olmuş. Uzun yıllar, yani 40 küsur yıldır bu ilk kez oluyor. O nedenle önümüzdeki seçimlere iktidar hedefiyle yürüyecek ve Özgür Özel %50 gibi bir oy oranını hedefini de gösterdi. O nedenle program ne önerecek? Vergiden tutun eğitime, sağlıktan tutun güvenliğe, dış politikadan tutun adalete kadar hayatın her alanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı halka ne söyleyecek? O çok daha önemli bana sorarsanız bugün ki bunları da kurultaydan mıyız hemen sonra da Şahin? Yani bugün hayır, bunların işaretlerini duyacağız galiba. Sinyallerini alacağız. Ardındaki günlerde bu çalışma başlamış olacak hemen. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ardındaki ediyorum. Günler derken yarından sonra diye hemen öyle. Teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk'e döneyim. Sizden de merak ettim ne düşündünüz. Tüzük içeriği ayrı, detaylıca bize Şükrü Küçükşahin çok güzel aktardı. Ama mesela Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun olması ama kendisinin katılmaması, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'le bir görüşmenin uzun uzun da yapılmış olması, Mansur Yavaş da o görüşmedeydi, katılacağına dönük beklentiler vardı ama katılmadı. Bütün bu gelişmeler peşi sıra size ne söyledi? Şimdi önce şunu söyleyelim. CHP bu tüzük kurultayı bağlamında gündemi belirleme konusunda başarılı oldu. Önce onu söyleyeyim. Yani günlerdir kamuoyunda, medyada tüzük kurultayı, CHP'nin tüzük kurultayı tartışılıyor. Bu CHP açısından olumlu bir şey. Onu söylemek isterim. İkinci husus da şu. Bütün partiler için söyleyeyim. CHP için de ayrı bir başlık açabiliriz ama bu tür tüzük çalıştayları, kurultayı, işte efendim diğer partiler açısından da aynı. Aslında partiler içerisindeki güç mücadelelerini ve partilerin içerisindeki kanatların partiye ne kadar hakim olacağıyla ilgili bir mücadelenin yapıldığı ortamlar ve tartışma zeminleri. Neyi kastediyorum? Yani normalde sıradan bir seçmenin, sade bir vatandaşın, sade bir seçmenin, hatta CHP'yi konuştuğumuzu söyleyelim, sade bir CHP seçmeninin bile çok ilgilendiği bir mesele değil. Bu partinin içerisindeki kanatların veya düşüncelerin, öyle diyelim, partiye nasıl hakim olacağı veya nasıl hayata getireceği konusundaki mücadeleyle ilgili bir şey. Niye dedim bunu? Çünkü biz Şükrü Bey o tüzük kurultayı taslak hazırlığındaki hanımefendiyle tekrar ismini hatırlayamadım. Gülçin Hanım'la görüştüğünü söyledi. Evet. Gül Zeynel Gülçiftçi. Gülçiftçi, tamam.
Zeynel Emre de yani daha önce Genel Başkan Yardımcısı olan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na daha yakın olduğunu bildiğimiz Sayın Zeynel Emre de bu çalışan ekibin içerisinde vardı. Ve bize TV 100 ekranında şöyle bir başlık açtı çarşamba günü. Dedi ki ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Var mı bir emriniz dedim. O da zaten biz bunu olgunlaştırmıştık. Yani epeyce de çalışmıştık. Bunun üzerinden devam edin dedi ve başka bir şey söylemedi. Şimdi bu bana şunu anlama konusunda pekiştirici bir cümleydi. Nedir o? Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru Şükrü Bey önemli bir ayrıntı söyledi. Hani belki beklentileri karşılanmamış veya karşılanmayacak olduğu için gelmiyor olabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu süreçte çok aktif rol almak istedi. Zaman zaman tepkisel duruşuyla, zaman zaman işte efendim araya mesafe koyarak, zaman zaman o mesafeyi kaldırıp doğrudan fotoğraf vererek bu meseleye, bu tüzük kurultayı sürecinde müdahil oldu. Ve şimdi anlaşılıyor ki, ben de Şükrü Bey gibi düşünüyorum açıkçası, anlaşılıyor ki kendi kanadının, kendi arkadaşlarının, ona hala destek veren ya da gönül bağıyla bağlı olanların taleplerinin çok fazla yerine gelmediğini görerek katılmamış olabilir. İkinci bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Şöyle de olabilir. Katılırsam gölgem düşer, yine bir tartışma oluşur mu diye de düşünmüş olabilir. Çünkü son... Kurultaya gölge düşmesin ve Kılıçdaroğlu tartışması yaşanmasın hassasiyetiyle de katılmamış olabilir. Olmuş olabilir. O zaman da şöyle bir şey düşünebiliriz. Ha, o zaman Zeynel Bey gibi zamanında Kılıçdaroğlu'yla doğrudan çalışmış, hatta bu tüzük konusunda da çalışmış isimlerin, önerilerinin bir kısmı o tüzükte yer almışsa ve bu tartışmalar olacaksa, işte biraz sonra göreceğiz. CHP'de bu kurultay süreçlerini biliyoruz. Ciddi ciddi çıkılıyor, çatır çatır konuşuyorlar değil mi? Görüşlerini söylüyorlar. Zaman zaman hararet yükseliyor. Şeyleri örnek olsun söylemeyeyim. Ben öyle kavga gürültü meselesi anlatmıyorum. Yani ciddi ciddi burada bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmalar sırasında Kılıçdaroğlu'nun orada olması son genel başkan, yani şu anki genel başkandan bir önceki genel başkan olarak ve hala bu delegenin oluşmasında etkin, parti meclisinin oluşmasında etkin, CHP grubunun oluşmasında yani milletvekillerinin etkin olan bir ismin orada olması kurultaya da gölge düşürebilir endişesi taşımış olabilir. Bu da iyi niyet olarak zikretmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradan bir yandan da şeye geçmek istiyorum artık. Yavaş yavaş seçim yürüyüşümüz başlıyor diyen... Sena Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Şükrü Bey, tabii ki söyleyebilirsiniz. Buyurun. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzük kurultayını bence siyaset açısından şöyle de değerlendirmek gerekir. Hı hı. Seçimler 2023 seçimleri ardında yönetimini değiştiren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu ve bu 2024 yerel seçimlerine bir başarı olarak yansıdı. Bunu yapan, bu değişimi yapabilen başka parti olmadı. Bence bu önemliydi. Şimdi bu tüzük işi de Cumhuriyet Halk Partisi değişimi sürdürüyor. Yani beğeniriz beğenmeyiz, yeterli buluruz bulmayız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta tüzüğün de katılımı arttıran, daha demokratik diyebileceğimiz bazı değişiklikleri yapabilen tek parti görünümüne yine kavuşuyor. Bence bu da diğer partiler aynı yolu takip etmediği için Cumhuriyet Halk Partisi için siyaseten bir avantaja dönüşebilir demek istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Burada işte yok efendim tüzük yapılırken Kılıçdaroğlu ayrı düştü, Özgür Özel ayrı düştü, işte Ekrem İmamoğlu ayrı düştü gibi haberler de gördük. Ben özellikle Gül Çiftçi'nin bu konuda iyi bir çalışma yaptığını ve sürekli olarak bu isimlerle görüştüğünü çok somut bir örnek temelinde yükselim. Örneğin belediye çalışanlarının, belediyelerde çalışanların delegelikleri ve
yönetimde görev almalı konusunda bazı sınırlamalar geliyor. İşte bu Ekrem İmamoğlu'na karşı bir operasyon olarak yazıldı, çizildi. Hayır, bunlar yine Ekrem İmamoğlu'yla da konuşulmuş. Hatta daha ileri gideyim, İstanbul İl Örgütü'nün de önerdiği düzenlemeler ve değişiklikler. O nedenle ben tüzük mevcut değişiklikler üzerinde çok ciddi bir çekişme olacağını, tartışma olacağını düşünmüyorum. Ama tabii yeni teklifler gelebilir. Başka yeni maddelerle ilgili ona bir şey demem. Pekala. Şöyle az önce dediniz ya, 2023 seçimleri sonrası işte bir değişikliğin olduğu tek parti CHP. Bu 2024 yerele yansıdı. Şimdi de tüzükte bir değişiklik görüyoruz. Derken bir yandan da seçim, erken seçim mi konuşur hale döndüğümüzü fark ediyorum. Zaman zaman böyle açıklamalar geliyor. Nereden başladı? Özgür Özel'in bir süredir yaptığı açıklamalar vardı. Erken seçim için de şöyle söyledi. Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek biz bu sürecin tamamlanmasını Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum dedi. Peki daha sonra ne oldu derseniz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da şöyle bir açıklama geldi. Erken seçim telaffuz ediyorsanız diyor, zannederim CHP için, bunu hemen, yani hemen seçim talebinde bulunacaksınız. Bu böyle vadeye yayılan bir şey olamaz der. Bugün erken seçim talep edeyim, Sayın Özel ifadelerimden sakın alınmasın. Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi ben erken seçim olarak görmem ifadeleri var. Yine Erdoğan'ın adaylığı konusunda da, yani erken seçim ve takvim konusunda ayrışsalar da şurada sanki bir parça birleşirler mi acaba konuklarım ne der? YSK Tayyip Bey'in adaylığına müsamaha gösterdi. Bu seçimde de olmaması gerekirdi. Recep Tayyip Erdoğan bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir. Özgür Özel de diyor ki ben bunu Türk demokrasisi açısından sağlıklı görürüm. Özgür Özel'in bu sözleri eleştirilmişti. Benzer sözler dermiş Dervişoğlu'ndan da geldi ama o da diyor ki erken seçim diyorsan böyle vadeye yayma bunu, hemen bugünden yarına erken seçim istiyorum de. Şükrü Küçükay'ın, buyurun sizinle başlayalım. Yani aslında keşke Yüksek Seçim Kurulu bu konuda daha önceki kararlarında tartışmaları sonlandırabilecek bir karar almış olabilseydi. Malum Cumhurbaşkanlığı partili sistemine geçildikten sonra bu dönem tartışması yapıldı. Ya da daha da baştan söylemeli, aslında anayasayı yapanlar, o değişikliği yapanlar keşke o zaman net olarak yazsalardı. Önceki dönemler iki dönem kuralına dahil değildir diye bu tartışmalar olmazdı. Onun ötesinde baktığımızda sanki bu anayasada bir hüküm var. Oluyor mu bilmiyorum ki. Bakıyorum çünkü mesela Özgür Özel'in ifadelerinden ya, sağlıklı olan bir kere daha çıkması ve bizim yenmemizdir hem CHP açısından hem Türk demokrasisi açısından. Keza Müsavat Dervişoğlu da bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir. Evet. Yani YSK müsamaha gösterdi diyor ama aday olamaz, olmamalı ifadesi muhalefetten sanki gelmiyor. Tamam. Ama şöyle bir sorun var. Bakın. Seçimle, bir seçim yenilgisiyle gitmeli ifadesi. Yani anayasaya baktığınızda var iki dönem kuralı. O nedenle ben söyledim. Keşke anayasayı yapanlar önceki dönemin bu hesaplama içinde olmadığını net yazsalardı. Anayasalar böyle olmalı. Yoksa anayasa kuralına uymayacaksak bu her açıdan, her noktada kimi ilgilendirirse ilgilendirsin. Gerçekten çok önemli bir sorun. Yani burada yok biz illa İşte sandıkta gönderelim diye bir iddia olmamalı. Anayasanın gereği yapılmalı öncelikle. Ama maalesef işte Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışması kararı ya da Anayasa Mahkemesi'ndeki bu belirsizlik buraya getirdi. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına dayanarak söylüyoruz. Bir kez daha seçilme hakkı var. O da nasıl olacak? Meclis erken seçim kararı alırsa Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilecek. Olabilir. Özgür Özel de. Çok teşekkür ederim. Burada bir kısa bir virgül olsun. Döneceğim size, devam edeceksin. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımda yeni dönem üretim planlamasını aktardı. Böyle bir slide olarak da açtı. Çünkü biz bunu çok konuşmuştuk. Mazot desteği ve gübre desteği. Acaba bu destekler yeni dönemde olmayacak mı? Neden yer almıyor diye çok sorulmuştu. Taslakta, planlamada, duyurulan planlamada. Şöyle söylüyor. Planlamaya yani temel destek grubunda mazotun yarısı, gübrenin %25'i verilecek.
Planlama ürünlerinde ise mazotun tamamı, gübrenin yarısı, bunu veriyoruz. Tüm üreticiler temel destek alacak. Su kısıtı olan yerlerde gübrenin de %50'sini vereceğiz. Önceki dönemlerde bu iki girdi aynıydı. Nakdi olarak bu çok konuşulmuştu, üzerine de tartışılmıştı bu destek kalktı diye. Bu açısıyla netleştirmiş olduk. Birazdan belki konuklarım değerlendirirse oradan da yorumlarını alırım. Şükrü Küçükşahin. Tam böyle sözünüzü kestim, kusura bakmayın lütfen. Erken seçim üzerine süre giden tartışmaları değerlendiriyordunuz. Buyurun, bir de bir yandan bir Betimar anketi var. Aytun Çıray bugün uzun uzun köşesinde yazmış. Onu da size ayrıca sormak isterim sonra. Buyurunuz. Şimdi öncelikle Tarım Bakanı'nın açıklaması bana bazı şeyleri anımsattı. Yani aslında Türkiye'nin en önemli gündemi olması gereken kesinlikle konu bu bana sorarsanız. Malum Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu. Yani gıda enflasyonu %45. Bizden sonra gelen ülke Meksika %7. Gelişmiş ülkeler %1 düzeyinde gıda enflasyonunda. Türkiye bir tarım ülkesi olarak biliniyordu ve gerçekten arazileri de buna uygun. Ama kabul etmek gerekir. Bence AK Parti bu konuda çok ciddi bir öz eleştiri yapmalı. Türkiye son 20 yılda tarımda çok ciddi gerileme kaydetti. Örneğin benim sık vurguladığım bir konu. İşte tarım buğday koridoru olmakla övündük. Neden? Rusya'dan buğdayın çıkışını Afrika ülkelerine ya da başka ülkelere çıkışını sağladığımız için. Ama bakın 15 yıl önce AK Parti iktidar dönemi Türkiye ile Rusya'nın buğday üretimi 20 milyon ton. Tekrarlayayım mı? Türkiye ile Rusya'nın buğday üretimi 20 milyon ton. Kaç eşit yıl birbirine önce dediniz? Bugün Rusya 15 yıl önce. 15 yıl. Bugün yani AK Parti iktidarında. Bugün Türkiye'nin üretimi 20'nin de altında 16-18 milyon ton ama Rusya'nın üretimi 80 milyon ton. Bana şunu diyebilirler. Canım Rusya'nın toprakları geniş. Ukrayna'ya bakın. Ukrayna'da aynı dönemde 35 milyon tona çıkarmış. Şimdi burada mesele yani bu tarım ülke koridoru, öyle bir yere geldi koridoru olmak çok değil. Özür dilerim, size katkı olsun Şükrü Küçükşahin. Dünyanın ekmek sepeti diye anılır oldular bütün bu geçen yıllarda. Bugün tabii öyle söylüyoruz her iki ülke içinde. Tabii. Peki onlar nasıl oraya gitti, biz nasıl burada kaldık konusunda AK Parti ciddi bir öz eleştiri yapmalı. Örneğin GAP niye gündemden düştü? Ya da özellikle tarım ve hayvancılık açısından güvenlik nedeniyle boşaltılan alanların tekrar yeniden hayata kazandırılması, buralara dönüşü sağlanması konusunda neler yapıldı? Erzurum dahil olmak üzere mesela şeyde et üretiminde neden gerileme yaşandığı konusunda ciddi öz eleştiriler yapılmalı. Bazı haberler alıyoruz. Yani mevcut bakanın bu konuda daha sağlıklı kararlar aldığı yönde. Çünkü teşviklerin doğru uygulanmadığı da bir gerçek. Ve bir şeyleri de konuşmak lazım. Çok önemli, AK Parti iktidarında bir bakanla biz Erzurum'a gitmiştik. AK Parti iktidarında. Ve orada bir köy muhtarı çıktı. Dedi ki ben utanmasam dedi. Bizim köyde dedi bir tek ben ve çocuğum dedi bu hayvan besleme konusunda devletten yardım almıyoruz. Bir tek biz kaldık. Onun dışında kimse kalmadı ama burada sıkıntı şu dedi. İki inek sayınız 2'den 3'e geçerse bu yardım kesiliyor. Kimse de 2'den 3'e geçirmiyor dedi. Şimdi bu dengenin iyi sağlanması lazım. Yani teşvik sabitleme değil. Sizi üretime teşvik etmeli. Bu tip sıkıntıların yaşandığını da biliyoruz. Bunlar hep AK Parti iktidarında oldu. Sonuçta Erzurum bile ithal et yer noktasına gelmişti. Umuyorum ki artık söylemin ötesine geçilir. Aynen dünkü orta vade programı açıklandı. Sözler çok iyi ama daha önce de Türkiye orta vade programlar açıkladı. Onlarca örnek veririm ama en basiti Türkiye 2023'te kişi başı milli gelir 25 bin dolar yapacaktı. AK Parti iktidarında AK Parti'nin vaadiydi. Şimdi bakıyorum 2027 20 bin dolar deniyor ki gerçekçi değil. 2023'te Türkiye 10 bin dolar kıskacında hala devam edip duruyordu. Yani ciddi ölçüde gerilemeler var. Diğer olarak niye?
Çünkü Cumhurbaşkanı o zaman da dedi en yetkin kadrolar bizde, en doğru kararları biz alıyoruz. Hayır efendim, kadrolar demek ki yetkin değilmiş, doğru kararlar alınmamış. Bunun ciddi bir öz eleştirisi yapılmalı. Tabii orta vade program konusunda arkadaşlar konuştular, şu anda bizim gündemimizde değil. Bu çerçevede mesela en çok üzerinde durdum ben, ihale kanununun rekabetçi hale gelmesi konusunda açık söyleyeyim çok net bir şeyler görmedim. Sena Hanım, yargı reformu satır aralarına gizlenmiş, bu son derece önemli. Ekonomik konularda ekonomiyi doğrudan etkileyen kararlar, kamu alımları mesela, bu konularda bence orta vade program bize daha net ve daha detaylı şeyler söylemeliydi. Yoksa Cumhurbaşkanı 2022'de de söylemişti, orta vade bitiriyorum, orta vade program çıktığında göreceksiniz demişti. Türkiye kur ve faiz, hem kur faiz düşecek dedi. 2022 Türkiye'nin en parlak yılı olacak dedi. Gelişmiş ülkeler ipin ucunu kaçırdı, sağa sola yalpaladı. Türkiye ise güvenli yolda devam ediyor. Etmedi, Türkiye yalpaladı. Bütün gelişmiş ülkelerde enflasyon yine %1'ler düzeyine inmişken bizde hala TÜİK verilerine göre %50'lerin üstünde bir rakam. O nedenle bize güven verecek AK Parti'nin ciddi bir öz eleştiri yapıp ondan sonra karşımıza çıkması gerekir. Yani dün de, bugün Cumhurbaşkanı dün işte tweet olarak açıkladı. Doğru kararlar, doğru kadrolar tarafından alınıyor dedi. Aynı şeyleri söyledi yani. Teşekkür ediyorum. Buraya geldik, iyi de oldu. Bu konu çok önemli bir konu. Hızlı hızlı böyle bir konu geçişi yaptık ama mesela size bir katkı olsun. 60-65 yaş konusunda Sencer Solakoğlu diyor ki, sütün ve etin üretimiyle ilgili üreticinin ortalama yaşı geldi 60'a dayandı. 5 yıl var bizim önümüzde. Evet. O vakit onlar da mesleği bırakırsa Türkiye'nin protein üretimi tehlikeye girer. Bu yıl diyor, biz bunları konuşuyoruz, önümüzdeki yıl gıdaya her boyutuyla, gıdaya erişemediğimizi de konuşabiliriz gibi çok önemli uyarıları var ama bir yandan işte böyle planlamalar, teşvikler oluyor. Nasıl doğru dağıtılıyor, dağıtılıyor mu, o da ayrı bir soru dediniz. Vallahi Hasan Öztürk, buyurun, sizin de varsa bu başlıkta diyeceğiniz öyle alayım onu, ondan sonra siyasete geçelim. Hazır öncelikli gündemimiz zaten her daim vatandaş olarak da ekonomiyken siz ne dersiniz merak ederim. Sonra da yavaştan tekrar siyasete döneriz artık. Tabii tabii. Şimdi Sayın Bakan'ın sunumu devam ediyor. Hı hı. Ve hani ilk bölümü de özellikle bu mazot teşviğinin %50'den %100'e çıkacağını söylemesinin altını çizmek istiyorum. Niye? Yani %50'den %100'e çıkmasından daha önemlisi şu. Biz 3-4 gün boyunca tarımda mazot teşviği kalktı yalanını okuyudan çıkartmaya çalıştık biliyorsunuz. Yani öyle bir şey yok dendiği halde bile bu özellikle belli bir çevreler tarafından geçen hafta metin çıkınca diyorsunuz. Hı-hı. Yani o gün çok tartışıldı. Bir muğlaklık yani, vardı. Dezenformasyon başkanlığı yalanladı. Birçok açıklama yapıldı ama olmadı. Ama bakın, Tarım Bakanı da bugün sunum yapıyor. Yeni teşvik ve yeni planlama ile ilgili şeyler söylüyor ve bir ilk madde olarak bunu izah etme zorunlusuydu. Dolayısıyla şunu söyleyelim. AK Parti'nin belki son dönemde yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi yaptıklarını anlatma konusunda ya da mesajını doğrudan kitlelere, sadece seçmen açısından düşünüyorum, tüm kitlelere, muhataplarına ulaştırma konusunda sıkıntı çektiği görülüyor. Onu söyleyeyim. Hmm. Yani ya da şöyle diyelim, muhalefetin bu konuda çok daha başarılı olduğu görülüyor. Yani nasıl bakarsanız, orasını söylemek isterim. İkinci husus. Ya da AK Parti inandırıcı olamadı Hasan Bey. Ben de. Nasıl? Şükrü Bey, duyamadım, ne dediniz? Ya da AK Parti inandırıcı değil artık diyeyim Hasan Bey. Şöyle, bu konuda doğru, yani güzel bir tespit olabilir. Ama ben buna şöyle bir cevap da vermek isterim. Çünkü uzunca bir süre siz toplumun şuradan vurursanız, yani mesela kurumlara
kurumların itibarını yerle bir ederseniz, ben Sayın Kılıçdaroğlu'na doğrudan atıf yaparak söylüyorum. Çünkü bunu sürekli dillendirmiş biri olarak söylüyorum. Siyaseti de ifsad etti diye eleştirmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Kurumları da ifsad etmişti. Bir sürü, yani örnek verebilirim baştan sonra. Yani şimdi mesela bir şey oluyor. Ya TÜİK açıklamış bunu, bu veriyi deyip bitti. O iş tartışılmıyor bile. Milli Eğitim Bakanı bir şey söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu o cümlesi aklıma geliyor. AK Parti'ye oy veren öğretmen öğretmen değildir. Muhtar muhtar değildir. İşte efendim sanat, külliyeye giden sanatçı sanatçı değildir falan diye başlıyor. Uzunca bir süre, bu 10 yıllık bir süreden bahsediyorum belki. Daha uzun bir sürede. Kitle oluştu. Karşılıklı birbirlerini beslediler. Bunu da ben Muharrem İnce'den bir alıntı yapayım. Ya arkadaşlar ben kaçırılmadım. Buradayım. Şizofren bunlar demişti. Ben söylemedim bak. Şimdi bu Muharrem İnce'nin sözü. Yani CHP'nin bir önceki dönem Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi neye getireceğim? Evet Şükrü Bey doğru söylüyor. AK Parti'nin inandırıcılığı meselesiyle ilgili böyle bir şey inşa edilmiş de olabilir. Tamam kapattım. Ama bunu sizce Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı söylemleri mi yaptı? Yani tek müsebbibi burası mıdır sizce? Yok. Yoksa mesela Şükrü Küçükşahin derken yine hani pek teşvikler konusunda mesela örnek verdi. Hı-hı. Tarım alanında örnek verdi. Geçtiğimiz Hı-hı. yıllardan bu yana yavaş yavaş yaşanan bazı geri adımlardan bahsetti. Onların tamam. bir etkisi var mıdır sizce? Yoksa sadece muhalefetin söylemi nedeniyle mi? Yok. Daha çok bak evet etkisi vardır ama bana göre bence çok daha büyük etkisi siyasetteki kurumları dahil bozmaya dönük çabanın ürünü olarak benim görebildiğim. Hı. Şimdi karşı çıkabilirsin. Mesela Şükrü Bey GAP'la ilgili bir şey söyledi. Ben kendisine cevaben söylemiyorum bunu. Ama CHP medyasında çok önemli bir isim. Belki de sizin yayınınızdaydı. Bir akşam yayındaydı Sena'nın. GAP yarım kaldı. Sulamalar bile yapılamıyor diye bir şey söyledi. Bu şimdi büyük laf söylemek çok kolay. Yani büyük laf söylediğinizde çok kolay söyleyebilirsiniz. Gerçekliğini söyle yok. Şimdi ben buraya hemen not aldım. GAP'la ilgili biraz yani baktım ettiğim için söylüyorum. Yani Atatürk Barajı'nın suyu Mardin Kızıltepe'ye ulaştı. Yani Harran'ı suladı. Gitti şimdi Elcezire Ovası'nı suluyor. Şimdi ben ne diyeyim? Burada bir şey diyemem ki. Ama mesela Şükrü Bey'in sözünün ilginçtir. Bizi izleyen vatandaşta daha anlam bulma ihtimalinin yüksekliğine de işaret etmek istiyorum. Yani bizi izleyen vatandaşlarımızın Şükrü Bey'in ya GAP yarım kaldı cümlesi ya da GAP tamamlanamadı cümlesi. Demedim yok GAP gündemde olmalı dedim. Çok dikkatli kullandım. Anladım bunu anladım. Çok iyi anladım. Yani gündemde yok. Yarım cümlesi. Falan demedim gündemde yok, olmalı biliyorum. Dedim. Çok güzel teşekkür ederim. Cümlesine vatandaş daha çok odaklanabilir. Benim işte efendim hayır işte efendim GAP'taki büyük Atatürk Barajı'nın suyu Harran'ı suladı şimdi Elcezire Ovası'na ulaştı. Mardin Kızıltepe'ye ulaştı. Cümlemin bir anlamı kalmamış olabilir. Bak, bunun da farkındayım. Ama biraz böyle bakmak lazım. Yani onun için İbrahim İmamoğlu birinci madde olarak %50'den %100'e çıkartıyoruz. Mazot teşviğini demek zorunda kalın. Ben işaret ettiğim konu bu. Ama şurada ortaklaşalım. Yani ama burada da bir yani çok özür dilerim. Burada da bir ikircikli durum yok mu? Şimdi %100'e çıkmış bir destek var. Ama bambaşka şekilde kamuoyunda konuşuluyor. Az önce evet. dediniz ya AK Parti yaptıklarını anlatma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bana öyle geliyor diye. Hı hı. Ya sizce neden böyle oluyor? Düşünsenize ya yani desteği arttırıldığını söylüyorsunuz. İbrahim Yumaklı Tarım Bakanı da öyle söylüyor. Ama bir hafta boyunca tam tersi yerden konuşuluyor. Ve hı. bunun da önüne geçilemiyor dezenformasyonsa bu. Evet. İki temel nedeni görülüyor burada. Bir tabii yine bunu anlatması gerekenlerin anlatamaması. İkincisi şu anda sosyolojinin geldiği nokta. Yani buna sosyal medyanın gücü diyebilirsiniz. İnsanların COVID ve sonrasında yaşadıkları süreçteki bu ekonomik daralma, ekonomik sıkıntı ki hep konuşuyoruz biliyorsun. Burada ortaklaştığımız çok da nokta var. Bundan kaynaklanan psikolojide buna ne diyelim, inanma eğilimlerinin daha yüksek olmasına da kaynaklanabilir.
Başka bir şey söylemeyeyim. Yani bu, ama konumuz hani bu değil diye parantez kısa tutuyorum. Yoksa konuşabilirim. Şimdi oradan döneceğim zaten. Aslında bir yerden de bağlı. Sarımla ilgili iki cümle söyleyeyim. Sadece bir şey. Son dakika gel evet. Bu programı sizlerle beraber yapıyoruz. O kadar hoşuma gidiyor ki. Evet, bir son dakika gelişmesi var ekranlarda. Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Bu sıcak bir gelişme değerli izleyenler. Bugün karar, ara karar bekliyorduk ve buna ilişkin de şöyle hemen hızlıca ben sizlere aktarayım. 4 sanık da tahliye edildi. Engin Polat ve 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Yayın alacağız birazdan zannederim. Halil Sadri Yılmaz takip ediyordu. Şimdi sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında olduğu 28 sanıklı bir davaydı bu. Ara karar beklerken 4 sanığa Engin Polat da dahil tahliye kararı çıktı. Halil Sadri, detaylar sende. 3 günlük süren Dilan ve Engin Polat'ın davasında ara karar açıklandı ve mahkeme Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın da tahliyesine karar verdi. Bir duruş kararı duyan Dilan Polat ve Sıla Doğu sevinç çığlıkları attı. Ve mahkeme hakimi de bu çığlığın atılması üzerine sanıkların dışarı çıkarılmasını istedi. Şu anda sanıklar Dilan Polat da dışarıya çıkarılıyor. Kendisi sevinçle karşıladı ve Dilan Polat'ın hayranları da şu an duruşma salonu önünde bekliyor. Onlar da burada mutluluk gözyaşı dökenleri de görebiliyorum şu an. Kendisi Engin Polat Çorlu cezaevinde bulunuyordu. Duruşmaya getirilmedi. Sekbis'te uzaktan bağlanmıştı. Şimdi de onun tahliyesi gerçekleşecek. Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Kürşat Polat ve Ahmet Gün cezaevinden çıkarılacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım. Halil Sadri Yılmaz aktardı. Polatlar davasında ara karar çıktı. Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. 28 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Bugün sabah yayın almıştık. Ara karar. Ya bunu kamuoyunda o kadar çok konuşmuştuk ki özellikle Polat, Dilan Polat davası diye. Dilan Polat'ın tahliyesini görmüştük geçtiğimiz haftalarda. Eşi Engin Polat ve 3 sanık da tahliye edildi. Bugün ara karar açıklandı. Böyle uzun uzadıya kamuoyunda konuştuğumuz bir karardı ve tahliye geldi. Bilmem konuklarım ne der, nasıl yorumlar bu tahliyeyi. Şükrü Bey, buyurun, ne diyorsunuz? Yani çok kamuoyunda konuşulan bir dava ve çok da konuşulan iki isim ve tahliye edildiler. Vallahi tabii mahkeme kararı. Yani bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum ama biraz gülüyorum. Neden? Yani dolandırıcılık büyük bir sorun Türkiye'de. Sorun haline geldi ve gerçekten insanlara çok büyük acı veriyor. Çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. E ne kadar güzel ya. Milyarları alıyorum. Ondan sonra gidip birkaç ay yatıyorum ve çıkıyorum. Yani yargının bu yaklaşımını bilemiyorum ya. Bence milletin vicdanında çok da kabul bulacağını sanmıyorum. Hele hele dolandırıcılığın böylesine ve yöntemlerin de bu şekilde olduğu bir dönemde ben bu kararı böyle tebessümle karşıladığımı söylemekle yetineceğim. Ama müsaade ederseniz sanıyorum tarımda teşvik oranlarında yeterince bir artış olmadı. Hatta oraya ayrıca geliriz. Şu anda canlı görüntüler var. Bana izin verirseniz Şükrü Küçükşahin, yeni görüntüler var. Bunlar davanın hemen akabinde karar açıklandıktan sonra gelen görüntüler. Zannederim görüntülerde Dilan Polat görülüyor. Çok özür dilerim. Bir müsaade buyurunuz. Yanında kardeşi Sıla Doğu olduğunu tahmin ediyorum. Sevinç anlarına ilişkin görüntüler. Yine Engin Polat da orada. Şimdi kamuoyunda çok uzun süre konuşulan bir dava ve Polatlar davası diye de konuştuğumuz bir davaydı. Tutuklu sanık bu davada kalmadı. Geçtiğimiz davalarda 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını biliyoruz. Kara para akladıkları iddiası vardı. 28 sanıklı bir davaydı bu. Ve geldiğimiz noktada tutuklu sanık kalmadı. Engin Polat, Dilan Polat davasında.
savcı tutukluluk hallerinin devamını istemişti daha önceki davalarda. Ve 40'ar yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyorlardı. Yasa dışı bahis, işte güzellik merkezleri üzerinden soğuk cüzdan yöntemiyle kara para atladıkları iddiası, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme gibi suçlamalar vardı. Ve bütün bu suçlardan 40'ar yıla kadar da hapis talebi vardı. 28 de sanığı vardı bu davanın. Tutuklu sanık bugün itibariyle verilen ara kararına kalmadı. Bu görüntüler yeni görüntüler. Sıla Doğu ve Dilan Polat, yani Dilan Polat'ın kardeşi ve Engin Polat zannediyorum sevinçlerini paylaşıyorlar. Yanlarındaki erkek kardeş de olabilir, bilmiyorum. Beni uyarır şimdi editörüm. Böyle bir sevinç anları, telefonla birilerini arıyorlar. Birileri görüntülerini çekiyor. Evet, Can Doğu erkek kardeşiymiş. Yanlarına gelen üçüncü isim. Hep beraber tutuklu sanık kalmayan, bu davada çıkan karara sevinç gösterileri, sevinçlerini izliyorsunuz. Ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi tabii yani çok tartışılan bir dava ve akabinde uzun zaman konuştuğumuz çeşitli suçlamalarla açılan bir dava. İşte aralarında kara para aklama var, yasa dışı bahis var, naylon fatura var, suç işlemek amacıyla örgüt kurma var, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama var, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet var. Bütün bu suçlarla ilgili yine bugün ara kararın açıklanmasını beklediğimiz bir davaydı bu. Ve işte gelen görüntülerde bunlar. Engin Polat, ben reklam yüzüyüm demişti. Bilmiyorum demişti. Özür dilerim, Dilan Polat. Engin Polat'ta bir suçu olmadığını söylemişti. Neticede bugün ara karar da geldi. Tutuklu sanık kalmadı. Az önce Şükrü Küçükşahin mahkemenin kararına saygı duyuyorum ama bunları da bu görüntü anlayamıyorum demişti. Şöyle konuklarım bir izin veriniz. Küçük bir reklam aram, vaktim gelmiş. Ona gidelim, sonra devam edelim. Hadi devam edelim para gündeme. Ekranlarınızdaki son dakika gelişmesinin detaylarını alarak başlayalım yine bu saate de. Engin Polat ve 3 sanığa tahliye kararı geldi. Dilan Polat, Engin Polat davasında ara karar açıklandı ve 40 yıla kadar hapis cezası isteniyordu ancak tahliye kararı geldi. Detaylar Halil Sadri Yılmaz'da. Halil. Sera Alkan, Dilan Polat davasında tutuklu sanık kalmadı. 28 sanık yargılanıyordu. Hakkında suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma isteniyordu. Ve davada sadece 4 tane tutuklu sanık vardı. Engin Polat, onun babası Sezgin Polat, kardeşi Ahmet Kürşat Polat ve şirketlerin mali müşavirliğini yapan Ahmet Gün tutuklu olarak yargılanıyordu. Bugün mahkeme ara kararını açıkladı ve bu 4 sanığın da tutukluluk halinin kanunda görülen ölçülü süreyi aştığını ve mevcut delil durumunu dikkate alarak bu 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Tabii bu kararı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu mahkeme salonunda sevinç çığlıklarıyla karşıladı ve mahkeme düzeninin bozdukları için hakim tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Beraber iki kardeş Dilan Polat ve Sıla Doğu mahkemenin dışına çıktı. Birbirlerine sarılarak mutluluk gözyaşı dökmeye başladılar ve Dilan Polat telefonla kendi çocuklarını aradı. Çocuklarına kendileri için müjdeli olan haberi verdi. Babanız tahliye oldu dedi ve sevinç çığlıkları atmaya devam ettiler. Dilan Polat'ın sevenleri duruşma salonuna da gelmişti. Dışarıda kararı bekliyorlardı. Tahliye kararını duyunca adliye koridorlarında sevinç çığlıkları yankılandı. Sevinçten gözyaşı dökenlere dahi şahit olduk duruşmadan çıktığımızda. Ve büyük ihtimal Dilan Polat da şu an Çorlu cezaevinde bulunan ve duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemiyle bağlanan kocası Engin Polat'ı karşılamak için
gidecektir. Bu görüşteyiz. Yaklaşık 10 ay boyunca tutuklu kaldı Engin Polat, Ahmet Sezgin Polat ve diğer tutuklu sanık. Dilan Polat biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda MASAK nihai raporunda kara para aklandığına dair bir delil yok raporu gerekçe gösterilerek kendi başvurusu üzerine tahliye edilmişti. Bugün de mahkeme 3. gün duruşmanın 3. gününde ama ilk celsesin devam ederken tahliye edildi. Engin Polat'ın tahliye talebi vardı. Ayrıca mahkeme şu kararı da verdi. Biliyorsunuz Polat'ların şirketleriyle ilgili kayyum kararı vardı. Mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Mahkeme bu tedbir kararının devam etmesine hükmetti. Yani onların şirketlerindeki tedbir kararı devam edecek. Kendilerine devredilmeli. Halen kayyum yönetimi o şirketler üzerindeki yönetimini sürdürecek. Duruşma 3 gün sürmüştü. Dilan Polat savunmasında ben reklam yüzüyüm. Örgütle bir alakamız yok. Biz bir aile şirketiyiz. Kara para aklamadık. Ne olduğunu bilmeyiz demişti. Engin Polat da üzerine atılı suçlamayı kabul etmemişti. Biz bir aile şirketiyiz. Elde ettiğimiz gelirleri ticari faaliyetlerimizden sağladık şeklinde beyanda bulunmuştu. Engin Polat tahliyesini istemişti. Şirketlerine atanan kayyumun kaldırılmasını istemişti. Bugün mahkeme ara kararında kurdu ve Engin Polat'ın tahliye talebini kabul ederken şirketlerine atanan kayyum kararının kaldırılması talebini reddetti. Aslında Cumhuriyet Savcısı Burhan Ergar dün görüşünü açıklamıştı ve sanıkların tutukluk halinin devam etmesini istemişti. Fakat bugün mahkeme farklı görüşte bir karar verdi. Bakalım Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu tahliye kararına itiraz edecek mi? Biz de gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirterek sözü yeniden merkeze bırakalım. Teşekkürler. Ali Sadri Yılmaz aktardı. Tutukluluk hali kanunda öngörülen ölçülü süreyi aştı. 10 ay boyunca tutuklulardı deniyor. Şimdi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ne diyecek ona bakacağız dedi. Ve kayyum vardı şirketleri üzerinde. Bunun da kaldırılmasını istiyorlardı ama mal varlıklarına tedbir kararı ve bu karar devam edecek bilgisini de paylaştı. 3 sanık ve Engin Polat yani toplam 4 sanık tahliye edildi. Tutuklu sanık da kalmadı bu davada. Şöyle bir bağlantı daha. Bugün tüzük kurultayı başlıyor CHP'de. Habertürk Editörü Mahir Kılıç takip ediyor. Hazırda gördüm Mahir'i. Hemen sana dönelim detaylar için Mahir. Evet Sena Alkan, salon dolmaya başladı. Kısa süre içerisinde Genel Başkan Özgür Özel de burada olacak ve bir kürsü konuşması gerçekleştirecek. Öncesinde yanımızda bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, Ankara Milletvekili Murat Emir. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum efendim. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şununla başlayalım efendim. Geçtiğimiz Kasım ayında bir kurultay gerçekleştirildi. Genel Başkanlık değişimi oldu, yönetim değişti. Üzerinden bir yıl geçmeden bu defa tüzük kurultayı için Cumhuriyet Halk Partisi burada bir salonda. Şunu sormak istiyorum öncelikle, bu tüzük kurultayı gerekli miydi efendim, ihtiyaç var mıydı ve nasıl bir katkısı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Tüzük kurultayı şarttı. Çünkü partimizin daha demokratik, daha katılımcı ve özellikle kadınların ve gençlerin önünü açan bir tüzüğe kavuşması düşüncesi uzun süredir partimizde tartışılıyordu. Ve bir önceki kurultayımızda, 5 Kasım kurultayında da her iki genel başkanımız da yepyeni bir tüzük sözü vermişti. Ama sonrasında biliyorsunuz il başkanlarımızın tüzük kurultayını seçimden sonra yapalım düşüncesi oluşunca ancak bugüne kadar geldi. Ama bugüne kadar hem bir önceki genel başkanımız döneminde yapılan önemli çalışmalar var. Bugüne kadar yapılan önemli çalışmalar var. Delegelere, ile üyelere, danışma kurullarına herkese soruldu ve bize göre güçlü, gerçekten parti için önemli bir kilometre taşı olacak bir tüzük önerisiyle de genel merkezimiz bugün kurultayımızın karşısında. Değişim kurultayı deniyor. Geçtiğimiz yaz aslında başlamıştı değişim tartışması süreci diyelim. Bu tüzük kurultayla nasıl bir noktaya evrilecek önümüzdeki vadede özellikle? Şöyle bir tartışma yapılmıştı anımsarsanız. Değişim ama altını dolduramıyorsunuz veya nasıl dolduracaksınız eleştirisi vardı. Değişimin bir anda bir çırpıda olamayacağını ve değişimin bir tarife sığmayacağını, değişimin aslında bir süreç olduğunu ifade etmiştik. İşte bu o süreçlerden birisi.
daha önce özellikle yerel seçimlerde yepyeni bir anlayışla biliyorsun çalışıldı ve önemli bir başarı kazanıldı. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün de işte TÜZÜK'le, yani kendi parti anayasamızla üyeliği tekrar tarifliyoruz. Partici demokrasiyi daha çok öne alıyoruz. Ama özellikle de bölge dengelerini, kadın kotasını, sıralarını, daha doğrusu cinsiyet kotası demek lazım. Çünkü böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi erkeklere cinsiyet kotası gerekecek. Gençlerin daha çok yer bulacağı, siyasete daha çok katılabileceği 21 civarında bir TÜZÜK maddesi önerisiyle bugün tartışacağız. Bu bir başlangıç olacak. Önemli bir kilometre taşı olacak. Her şeyin bir düzeldiği, işte bir TÜZÜK'te partinin bütün sorunlarını hallettiği gibi bir hayalcilik içerisinde değiliz. Ama bu günü Cumhuriyet Halk Partisi tarihi yazacak gerçekten. Bir kilometre taşı olacak diyorsunuz. İllere göre dengeden bahsetmişken değişiklikleri henüz görmedik, ancak dakikalar sonra metin elimize ulaşacak belki. Aday belirleme noktasında öne çıkan yöntem örgüt denetiminde bir ön seçim olduğu ifade ediliyor. Ancak illere, bölgelere göre de galiba farklı dinamikler, farklı formüller görebileceğiz. Biraz açabilir misiniz ön seçim konusunu? Şöyle. Çünkü Sayın Özgür Özel'in geçen kurultaydaki sözlerinden bir tanesiydi. Kürsüde ifade etmişti. Evet. Sayın Genel Başkanımız bu sözü vermişti gerçekten. Örgüt, daha doğrusu ön seçim sözü vermişti. Ve bugün de aslında bir önceki tüzüğümüze göre çok daha ön seçimi önceleyen, ön seçime alan açan bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bir defa bunu söyleyelim. Yani bugünkü TÜZÜK %100 her yerde merkez yoklamasıyla atama olanağı verirken bu olanağı kaldırıyoruz. Ve ancak ve ancak TÜZÜK'teki %15'i koruyoruz. Mevcut %15'i koruyoruz. Ve örgüt denetiminde ön seçim yapıyoruz. Bu %15'i korumamızın sebebi şudur. %15'i genel merkez ve genel başkan kendi kullanım, yani mevcut TÜZÜK'te kendi kullanabileceğinden vazgeçiyor. Kendisini bağlıyor. Bir tarif yapıyor. Bu %15'in 1/3'ünü kadın kolları ve gençlik kollarına, 1/3'ünü örgütlere ve 1/3'ünde mevcut milletvekillerine kullanacağız diyor. Bu yani, noktada en çok eleştiri geliyor parti için, evet, belli kesimlerden. %15 ile ilgili. İşte tam da bunu söylemek istiyorum. Şimdi tartışma şurası değil mi? Yani hakim denetiminde ön seçim olsun veya örgüt denetiminde ön seçim olsun. Örgüt denetiminde ön seçime karşı çıkanların kaygısı şu. Örgüt denetiminde ön seçim yapıyorsunuz ama uymayabilirsiniz. Çünkü bunun örnekleri oldu. Bu olmayacak. Bu da TÜZÜK'te olacak. Sonuçlarına uyulacak, örgüt denetiminde ön seçim olacak. Ama bakın, sadece hakim denetiminde ön seçime bırakırsanız diğer vaatlerinizden, sözlerinizden vazgeçmiş oluyorsunuz. Eğer hakim denetiminde yaparsanız kadın kontenjanını kullanamıyorsunuz. Genç kontenjanını kullanamıyorsunuz. Bölge dengelerine dikkat edemiyorsunuz. Yani hakim denetimine girdiğiniz anda elinizi çekiyorsunuz listeden. Ne çıkarsa şimdi, o. Evet, şimdi siyasi partiler yasası %5 olanak veriyor. Deniyor ki ya %5 neyinize yetmiyor? Yani 30 milletvekili. Şimdi bu 120 milletvekili hesabına göre yapılırsa makul olabilir. Ama biz 250-300 milletvekili alacağız bir sonraki seçimde. Biz iktidara geliyoruz. Biz iktidara giden yolun taşlarını döşüyoruz. Dolayısıyla da burada hepsini birden, yani parti içi demokrasi, üyenize sormak, kadınların ve gençlerin önünü açmak, mevcut milletvekillerinden gerçekten çok ihtiyacınız olan, çok çalışmış ama bölgesine yeteri kadar zaman ayıramamış milletvekillerini korumak, örgüte, yani sizin emeğinizi çekmiş, partinin bayrağını en zor günlerde dalgalandırmış, en zor günlerde genel başkanımızın tanımı var ya, yani sabah gelmiş, açmış, süpürmüş, baboca, çayı demlemiş, gelirler bizimkiler demiş. O insanlara da biz bir olanak açmak zorundayız. Dolayısıyla burada niyete bakmak lazım. Niyet şudur. Niyet ön seçim. Ve üyemize sorduğumuz ve üyemizi de belirli kriterlerle oy verme yeterliğinde saydığımız. Onlar ne? Çok kolay. Parti içi eğitimlere bir kısmına katılmış olacak. Veya parti içi etkinliklere katılacak. Dijital demokratik katılımı sağlayacak. Aktif üye. Aktif üye. Yani aslında biz aktif üye demiyoruz buna bu TÜZÜK'te, ama bahsettiğimiz bu. Yani partiden haberi olmayan, bir şekilde kaydedilmiş, üye olduğunu bile bilmeyen de üye değil ama gerçekten partiye sahip çıkan, iyi günde kötü günde parti için emek akıtan, ter akıtan üyemize her şeyi sormayı istiyoruz.
3 dönem kurulunu da sormak istiyorum efendim dilerseniz. Milletvekilleri için bekleniyor. 27. dönemden itibaren sayılacak 27-28, 2 dönemdir milletvekili olan galiba bir dönem daha olabilecek. Doğru mu? Yani öyle anlıyorum. Çünkü bu daha önce benim de dahil olduğum parti meclisinde ve milletvekili grubunda da tartışıldı. Çok fazla geri dönük olmayacak. Çünkü 4-5 dönemdir milletvekili yapan bazı isimler de var ama öyle. 27'den itibaren. Şöyle zaten ama onlar zaten çok çok az sayıdalar. Yani 5-6 işte neyse o sayıda. Şöyle şunu da ifade etmek isterim. 3 dönem kuralı şarttır. Yani parti yenilenme için, milletvekilinin bir meslek haline dönüşmemesi için, yeni gençlere alan açmak için bu şarttır, olması gerekir ve olacaktır da umuyorum, hem de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum. Ama burada özellikle bir parti hafızasının da bir sonraki döneme aktarılması konusunda da hassasiyet gösterilmesinde de yarar var elbette. Efendim kısa süre sonra dediğim gibi Genel Başkan Özgür Özel'in konuşması olacak. Şu bilgi geldi az önce bana. Kurultay salonuna da önceki genel başkanlarla birlikte gelecek Sayın Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ama bir isim eksik. Selefi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün kurultayda katılmayacağı bilgisi bizlere ulaştı. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz ya da nasıl değerlendirmek lazım? Kemal Bey olmayacak. Şöyle biz değişim kurultayımızı biliyorsunuz 4 Eylül'de Sivas'ta başlattık. Ve Sivas'a yine Sayın Genel Başkanımız, önceki genel başkanlarımızla birlikte katılmıştı. Salona gelmiş bu arada Sayın Genel Başkan. Evet. Ve şimdi de bu... Yani tüzük toplantısına da eski genel başkanlarla geliyor. Tabii Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması kendi takdirleridir. Ama yani biz onun özellikle bir önceki değişim kurultayında verdiği, vaat ettiği sözleri büyük oranda yaşama geçirmiş olarak bu tüzük taslağıyla kurultayımızın önündeyiz. Özellikle onun da önemsediği parti içi katılımı artırmak, ön seçim yapmak, kadınların ve gençlerin daha çok olacağı bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak noktasında onun önerileri de alındı, tavsiyeleri alındı, eleştirileri alındı. Onları da dikkate alınarak bu metinler oluşturuldu. Dolayısıyla kendi takdirleridir ama o bizim her zaman bir önceki genel başkanımız olarak yüreğimizdedir. Kendisini saygıda, sevgide en ufak bir kusurumuz olmaz. Efendim sürem dolmak üzere ama birkaç cümleyi rica edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sık sık bir Cumhurbaşkanlığı adaylı konuşması, tartışması söz konusu. En azından medyada ve dışarıda. En çok geçen iki isim Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ki az önce onlar da salona birlikte geldi. Onu sormak istiyorum. Bu yönde bir tartışma var mı? Adaylık noktası ya da erken mi bunun için ki tüzük değişikliğinde de aday belirleme noktası bir değişiklik yok. Milletvekili grubu şöyle böyle bir tartışma var şöyle, ikinci soru, anayasa ortada olduğu sürece ya bizim bunu tüzükle değiştirmemiz söz konusu değil. Ama tüzükte bir temenni maddesi yazılabilir miydi? Şimdilik yazılmadı ama daha zamanı var, yazılabilir önümüzdeki süreçte. Yani onu da üyemize sorabiliriz. Ama bu bağlayıcı bir karar olamaz çünkü anayasa açık, meclis grubu karar verecek. Bu tartışmaları çok erken ve çok yersiz buluyoruz. Yani bu tabii sıcak bir tartışma, ilgi çekici bir tartışma, ilgi topluyor, basında dikkat ediyor falan ama ya bizim açımızdan bu tartışmanın zamanı henüz değil. Seçim satım haline girildiği zaman her şey olması gerektiği gibi olur. Ama kesin bildiğimizi söyleyeyim, bir sonraki Cumhurbaşkanımız Cumhuriyet Halk Partili olacak. Peki çok teşekkürler. Ben efendim. Teşekkür yayınıza ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, sağ olun. CHP Tüzük Kurultayı bugün gerçekleştiriliyor. Genel Başkan Özgür Özel salona geldi az önce. Bir konuşma gerçekleştirecek ki özellikle geçtiğimiz kurultaydan bu yana yapılanlar, partinin iktidar vizyonu ve normalleşmeye ilişkin önemli mesajlar vermesini diliyoruz, bekliyoruz diyelim ve sözü salondan tekrar size bırakalım. Hayır Kılıç, teşekkürler sana ve konuğuna. Ben de şöyle iki konuğumu bir göreyim. Hasan Öztürk ve Şükrü Küçükşahin'le beraberdik. Bugün böyle bir konu fırtınası diyeceğim buna, Cuma günü yaşıyoruz. Ama şöyle erken seçim başlığını konuşuyorduk, siyasetle devam edelim lütfen. Bir soru olarak soracağım demiştim. Betim Arın bir araştırması var. Erken seçim konuşulurken Aytun Çerkin bugün uzun uzun yazmış, iktidara yakınlığıyla bilinen Betimar araştırmanın Ağustos ayı anketi diye. CHP %34,7'de, AK Parti %29,3'te. Az önce açıklamaları da gördük. Tüzük kurultayında Murat Emir konuğuydu, Mahir Kılıç'ın CHP Grup Başkan Vekili. Şükrü Küçükşahin, sizinle bir başlayalım. Ne dersiniz bu erken seçim başlığında? Buyurun. Şey, kulağımda ses var, onu söyleyeyim senin. Tamam, hemen arkadaşlarım ilgilensinler. Tamam.
Kalktı galiba. Ya öncelikle demin mahkeme başkanı, yani hakimin kararına saygılıyım dedim. Yalnız bir kararını eleştireyim. Çığlık attı diye salondan çıkarılmış Polat Hanım. Dilan Polat değil mi? Dilan Polat. Dilan Polat. Yani bunu doğru bulmuyorum. Çok hakkı yani o çığlığı atması. Ya öngöremiyor muydu hakim? O çığlığın geleceğini anlamış değilim. Onu söylemek istedim. Bu karar doğru tekrar diyorsunuz. Yani bu karar pek anladım. Bu karar çok yanlış. Yani o çığlığı attı. Bu karar yanlış karar. Diyorsunuz. Hayır, dışarı çıkarma kararı yanlış. Öbürüne hadi eleştirmeyeyim, bir şey demeyeyim ama. Hay Allah. Bu arada soruyu da şey yaptık, unuttuk gittik. Zaten bugün bu her şeyi konuştuğumuz ve iç içe konuştuğumuz bir gün oldu. Neyse, böyle de güzel oluyor. Erken seçim tartışmasını konuşuyorduk. Bir de Betim Arın bir anketini Aytun Çerkin bugün paylaşmış. Yani şu anda bugün Ağustos'ta seçim olsa, kararsızlar dağıtılırsa CHP %34,7, AK Parti %29,4. Bir yandan da Müsavat Dervişoğlu der ki erken seçim diyorsanız hemen deyin, yani bekletmeyin, bunun vadesi falan olmaz. Yani aslında Sena Hanım, ben bu erken seçim tartışmalarını da yine erken buluyorum. Çünkü aslında Özgür Özel birinci parti olarak çıktıktan hemen sonra da çıktı, bir açıklama yaptı. Buradan bir erken seçim talebini çıkarmıyoruz demişti. Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Cumhurbaşkanı adaylık tartışması hem de bu erken seçim tartışması hoşa gidiyor. Gündem oluşturuyor, o nedenle tartışılıyor. Başından beri söylediğim, aslında Türkiye'nin gündemi çok daha vatandaşın derdi olan konulara akması gerekiyor. Şu anda bir erken seçim atmosferi yok. Ama ekonomik tabloda tabii ki iyileşme ne kadar gerçekleşecek ya da enflasyonla mücadele nasıl bir sonuç verecek? Mesela rakamlar yükseltildi. 41,5 orta vade program bu yıl sonu. Yüksek, yani çok yüksek bir oran ve sonuçta hepimiz biliyoruz enflasyon. Peki. Haksız bir vergi. Şükrü Küçükşahin, affedin lütfen. İhanet gibi bir CHP şey. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin olağanüstü kurultayında konuşuyor, dönelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, hayatta olmayan genel başkanlarımız, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadele şehitlerine kadar tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Peki, CHP'de 20. olağanüstü kurultay başlıyor. Görüntüler de ekranlarınızda. Birazdan Özgür Özel'in konuşmasını da vereceğiz. Canlı olarak o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Özgür Özel burada hangi mesajları verecek? O da ayrıca önemli olacak. Canlı olarak başladı. Ekranlarınızda da ortada, açtık. Şimdi şöyle hızlıca belki konuklarımdan bir iki değerlendirme alayım. Şükrü Bey, siz sözünüzü hızlıca tamamlarsanız Hasan Özürk'e biraz vakit kalsın istiyorum. Konuşamadı. Evet, çok teşekkür ederim. Hasan çok, Bey konuşsun. Çok, çok zarifsiniz. O zaman Hasan Özürk, buyurun, size dönelim. Konuşamadı. Hem kurultayla ilgili hem de bu Betim Ar anketi üzerinden de konuşulur. Tamam. Buyurunuz. Tamam. Şimdi iki şey not aldım burada. Birincisi, Murat Bey'i dinlerken biraz önce Mahir'in konu olduğu zaman... Murat bu tartışmayı biz başlatmadık dedi. Yani erken seçim tartışmaları. İki, Cumhurbaşkanı adayını delegenin seçip seçmeyeceği, daha doğrusu belirleyip belirlemeyeceği konusunda da
ya bu dediği anayasada yeri var, bu dediği yersiz bir buluyor bu tartışmaları. Hı. İyi de bu tartışmaları biz başlatmadık, kendileri başlatmıştı. Onu da söylemek istiyorum. İki, erken seçim, Betimar'ın araştırmasına da baktım. Yani güzel, Aytunç iyi de işlemiş. CHP'nin önünde olduğunu gösteren bir anket. Evet, 34.7 diyor anket sonucu. Şimdi bu buradan erken seçimi niye zorladığını veya zorlamak istediğini anlayabiliyoruz CHP'nin. Yine burada şöyle bir şey var. Şükrü Bey dedi ki bunlar erken tartışmalar, bunu istemiyoruz. Yani Sayın Özel atıf yaptı ama Özel'i zorda bırakan çıkışlar olmuş CHP içerisinde ve Özel şu anda erken seçim diyor. Buraya bir not aldım. Lütfen yani onu da söyleyeyim bitsin. İstinaf onasın, Yargıtay'a gitmeden millet ayağa kalkar diyen Sayın İmamoğlu da aslında bugün yaptığı düzeltme de sözüm ona, yani bence düzeltme yaptı ya, sana parmak salladım ben yargıda değil orada diyor Adalet ki, Bakanı'na millet nasıl ayağa kalkar, nasıl parmak sallar, millet de parmak sallar diyor, millet sandıkla parmak sallar. Dolayısıyla benim cezam onanırsa erken seçim gelir diyerek aslında erken seçimi de kendisi takvimini başlatmış oluyor. Bir an önce onayla, onayla ki Yargıtay'a gitmeden erken seçim sandık milletin önüne gelir de diyor. Dolayısıyla bu tartışmaları hani Şükrü Bey yersiz, gereksiz, erken bulduğunu söylüyor. Erken seçim tartışmasında bizatihi CHP gündeme getiriyor. Bunun altını çizmek isterim. Teşekkür ederim. O zaman Şükrü Küçükşahin, özellikle İmamoğlu'nun açıklaması, ben sana parmak salladım, yargıya parmak sallamadım. Eğer siz böyle bir ceza verirseniz millet ayağa kalkar sözünden erken seçimin startını vermiştir der Hasan Öztürk. Öyle mi oldu? Cümleyi okuyabilir miyim? Tabii buyurun. O parmak benim parmağım değil. Milletin parmağı, onun da yeri sandık. Ne demek? Onun öncesinde çünkü diyor ki ya, öncesindeki cümlede şu, ya çok ilginç ya, istinaf hakkında ceza versin, iktidar Yargıtay'a karar gününü göremez, bak iktidar Yargıtay karar gününü göremez, bu millet ayağa kalkar, Bodri meydan. Bağlamında da bugün de şunu söylüyor, o parmak benim parmağım değil, milletin parmağı, onun da yeri sandık. Dolayısıyla hadi onayla istinaf, biz seçime gidelim diyor Sayın İmamoğlu, daha bunun izahı yok. Çok ilginç dedi Hasan Öztürk. Sizce de ilginç mi bu açıklama Şükrü Küçükşahin? Neyi kastettiğim ama oğlum? Evet, yani Sena Hanım, Türkiye bence bu tip polemiklerden, tartışmalardan gerçekten uzaklaşmalı. Ama uzun süredir AK Parti kendisine karşı seçim başarılarını hukuk silahını kullanarak cezalandırıyor görüntüsü var Türkiye'de. Nereden var? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarıda imzası olan il başkanı siyasi yasakla devre dışı bırakıldı. Nasıl oldu? O tarihten 7,5 yıl önce 60 oldu. Tweetler gerekçe gösterilerek. Yani tweet gerekçe olsaydı hangi terör örgütüne kimlerin nasıl iltifatlarda bulunduğu ve bunların suç olup olmadığını sadece izleyicilerimizin gündemine vicdanla bırakıyorum. Yani kimler nasıl yargılanırdı. Ama burada iktidar şu algıyı yarattı. Yani ben siyaset yoluyla eğer sandıktan çıkamıyorsam yargı silahını kullanırım gibi bir algı yarattı. Burada Ekrem İmamoğlu'nun davası. Bakın hakim değiştirildi. 3 bilirkişi raporuna rağmen, burada suç yok denmesine rağmen Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirecek bir mahkeme kararı çıktı. Bu toplum vicdanında, halkın vicdanında karşılık görmedi. Çünkü bu ahmak sözcüğünü ilk kullanan dönemin İçişleri Bakanı ve Ekrem İmamoğlu için söylüyor. O da bir kamu görevlisi baktığımızda. Onunla ilgili hiçbir işlem yok. Ama Ekrem İmamoğlu üstelik hitap etmediği yargı mensuplarıyla ilgili ceza görüyor. Bu yargı mensuplarından 4 tanesi de diyor ki bu sözlerin bizimle alakası yok. Mesela onlar davaya müdahil bile olmuyorlar. Şimdi bu tablo ortadayken yani iktidar muhalefetin
önemli figürlerini siyaseten değil başka mecraları kullanarak elimine etmek istiyor görüntüsü var. Peki şimdi sizce Ekrem şöyle mi olur? Bunu neden soruyorum? Yani Hodri Meydan diyor ya evet. Erken seçim olur evet. Ve sandıkta giderler tamam, mesajı. Geliyorum. Yani şayet benimle ilgili bir süreç başlarsa bu iş erken seçime gider ve sandıkta iktidar gider midir bunun anlamı? Tabii tabii zaten ilk gün bunu söyledi. Bakın erken seçim gelir dedi. Hani şunu demek istiyorum. Ben demin hani erken buluyordunuz yarım kaldı. Nasıl Hasan yarım Bey? Kaldı anlamadım. Hani sen... Erken buluyordunuz, gereksiz buluyordunuz tartışmaları. Hayır, hayır. Yo yo bir şey söyleyeceğim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Tamam ona geliyorum. Demin yarım kaldı dedim ki mesela enflasyon nereye varacak? Ekonomik tablo nereye varacak? Devamını getirecektim aslında. Türkiye'de siyaset nereye evrilecek de önemli. Burada ben size söyleyeyim. Ben de katılıyorum. Katılmayan var mı? Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu karar toplumda karşılık bulmaz. Yani arkasında yani meşruiyeti var. 10 milyon oy var. Öyle söyleyelim yani. Böyle bir meşruiyetle seçmen desteği var. Şimdi siz bu kişiyi seçmenin iradesine rağmen vicdanen kabul edilmeyen bir kararla hukuken de gerçekten büyük tartışma olan ve ben size söyleyeyim bu Anayasa Mahkemesi'nden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de kesinlikle dönecektir. Ona rağmen bu kararı veriyorsanız tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en köklü partisidir, en eski partisidir, güçlü bir partidir, birinci partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri de, seçmenleri de, diğer partilerin seçmenleri de buna itiraz edecektir. Bu Amin itiraz la. Mutlaka hayır, sadece, kendisini sadece anketlerde, anketlerde... Ben de itiraz ederim. Amenna. Amenna da bunun erken seçimle her zeminde var. De kendisini gösterecektir. Ve bu da ister istemez... Türkiye'de bir seçim tartışmasını getirecektir. Seçimi kaçınılmaz yapar bu. Seçmen iradesine karşı bir yani İmamoğlu'nu seçen seçmenlere karşı bir karar gibi görüneceği için erken seçim sürecini tetikler diyorsunuz siz. Yo yerel evet. Seçim mi yapacağız? Erken yerel seçim mi yapacağız? Çünkü biliyorsun İmamoğlu belediye başkanı biliyorsun. Evet. Dolayısıyla erken genel seçime gider. Erken yerel seçim mi yapacağız yani? Tabii ki çünkü konu yereli ilgilendirmiyor, ülkeyi ilgilendiriyor. Erken ülkeyi yerel seçim mi yapacağız diyor Hasan Öztürk. Genel seçim. Hayır efendim, yani genel seçim tabii ki olur. Konu yerelden çıkmış o noktada. Yargı kararı konuyu yerelden çıkarmış bir Türkiye sorunu haline getirmiş. Yereli öyle mi olur bunun? Sizin itirazınız ne Hasan Öztürk? Yok benim itirazım şuna. Evet, bu davada Ekrem İmamoğlu'na bir ceza verilirse, istinaf onaylarsa, ki Yargıtay sürecine ulaşamıyoruz Sayın İmamoğlu'nun ifadesine göre, o süreçte öyle bir şey olur ki genel seçim için şartlar oluşmuş olur ve sandık gelir. Şimdi Şükrü Bey de aynı söylüyor. Ben de diyorum ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? Yani bir belediye başkanı değil mi? Bu seçim yerel seçim olsa anlayabilecektim de, genel seçime dönüştüğü için demek ki Ekrem İmamoğlu bunu genel seçime zorlayan da bir şey, bir çabanın da içerisinde. Zaten Hodri Meydan demesinin nedeni de bu. Yani ben Sayın İmamoğlu'nun böyle iştahlı bir şekilde ceza almak için bayağı bir, ya şu cezayı bir alsam da hani Sayın Meral Hanım'la Saraçhane'deki çak çak abla şimdi başlıyoruz muhabbeti vardı ya hani, sonra iki tane üst üste Saraçhane Meydan'daki miting diyelim veya işte efendim o gösteri yapılmıştı. Yani Hasan Bey buna siz de inanmazsınız. O günden bugüne yazılan hikaye zaten belli. Yani Sayın Erdoğan'la Sayın İmamoğlu'nun hikayesinin özdeşleşmesi çabası var. Yani aynı mağduriyet bir şiir okuduğu için hapse mahkum olan bir Erdoğan belediye başkanlığından alınıyor. Ve sonrasında hapse giriyor ve sonrasında da oradan yürüyen başbakanla, cumhurbaşkanına yürüyen bir süreç var. Şimdi aynı hikaye Sayın İmamoğlu için. Ve İmamoğlu bunu çok iştahlı bir şekilde... Ha haklıdır da onu söylemiş. Çünkü siyasetçi. Amenna. Peki o zaman bu hikaye, böyle bir hikaye yazılmaya çalışılıyorsa bunun İmamoğlu bunun neresinde oluyor? Çünkü sonuçta bir dava var ortada bir söz üzerinden.
Tamam. Hani o da bunu çok iştahlı dediniz ya, hikayeyle de bir evet. özdeşleştirme çabası var. Evet. Ama bu sonuçta davayı açan taraf belli, davanın seyri belli. İmamoğlu hı-hı. neden bunu özdeşleştirme içerisinde olmuş oluyor sizce? Çünkü bir mağduriyet çıkacak ortaya. Ve bu aynı Sayın Erdoğan'ın hikayesinin aynısına dönüşmüş olacak. Yani bu yani ve bunu yapması da doğal. Bu bir mağduriyet yani, değil mi peki Hasan Bey? Mağduriyet. Bakın ben mağduriyet değil mi siz? Başta söyledim. Yine yani Habertürk'ün yayınındaydı ilk dava konusu olduğunda, daha ceza almadan önce, daha ceza çıkmadan önce. Cezada da aynı şeyi söylemiştim. Yani süreci de biliyoruz. Gerçekten Şükrü Bey doğru bir şey hatırlattı. O ahmak meselesi. Süleyman Bey'in kullandığı ifade, sonrasında da İmamoğlu'nu kullandı ve buradan da yüksek mahkeme üyelerine hakaret suç üzerinden bir dava süreci yaşandı. Bu tamam. Ve ben de şuna karşıyım. Yani bunun üzerinden bir siyasetçiye yasak gelmez. Yani bu İmamoğlu olabilir, bir başkası da olabilir. Hiç önemli. Desteklediniz veya desteklemediniz, sevdiniz veya sevmediniz de mühim değil. Bir siyasetçiye bunun üzerinden bir siyaset gelmez. Ben buna karşıyım, bunu söylemişim. Ama ben de şunu söylüyorum. Sayın İmamoğlu pragmatist bir şekilde bunu popülerize de ederek kendi lehine çevirmek istiyor. Bu da hakkıdır diyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Bu da hakkıdır. Ve buna yani bu yönde buna imkan tanıyanların da sadece İmamoğlu'nu destekleyenler ya da onun yanında yer alanlar olduğunu da düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani onun siyasetine karşı olduğunu söyleyenlerin de buna hizmet ettiğini düşünüyorum açıkçası. İsteyerek veya istemeyerek. Anlatabildim mi? Gayet net anladım ama Şükrü Küçükşahin'in soru doğurdu bu bende. Yani böyle bunu alıp popülist bir rüzgar şeklinde seçime götürecek bir hamleye mi dönüştürmek istiyor İmamoğlu bu dava konusunu? Öncelikle şunu söyleyeyim Sena Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı bu haksız cezaya çarptırıldığında hemen sonrasında yaptığı iki konuşma var. Aslında şu anda yanımda değil. Hep yanımda taşırım ama şimdi yanımda değil. İnanın çok daha sert ülkeye, rejime yönelik ifadeleri vardı. Yani bunu yaşamış bir Cumhurbaşkanı'nın hakim olduğu Türkiye'de yargının bu tip kararları vermesi zaten başlı başına ciddi bir hata. Tekrar söylüyorum yani ahmak sözcüğü hiçbir hukuki gerekçe barındırmıyor. Yani bu eleştiri sınırları içerisinde görülen bir şey ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kamuya ve siyasetçilere yönelik daha sert eleştirileri de bulundukları görev nedeniyle bu anlamda ayrıma tabiler. Yani daha sert eleştirileri göğüslemek zorundalar. Hem kamu yöneticileri hem de siyasetçiler için böylesi kararları var. Yani sıradan bir vatandaş için hakaret kabul edilecek bir ifade Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilkeleri çerçevesinde söylüyorum. Siyasetçi ve kamu yöneticileri için kullanıldığında hakaret olarak kabul edilemeyebiliyor. Yani kamuya mal tablo oldukları böyleyken, için. Burada, evet. Buradan bir ceza çıkarılmasını bizim öncelikle eleştirmemiz lazım. Buna karşı çıkmamız lazım. Ekrem İmamoğlu da diyor ki ya burada ciddi haksızlık var. Bakın toplum vicdanını da mağdur eder. Beni geçiyorum de. Yani sonuçta ben siyasi bir kişiyim ve kendi mücadelemi sürdürürüm diyor. Ama bu toplum vicdanını karalar ve topluma zarar verir. O nedenle toplum bunu kabul etmez. O zaman da ne olur? Toplum ya bunun sorumlusu belediye başkanları değil, belediye seçimi değil, ülkeyi yönetenleri belirlediğimiz genel seçimi yenileyelim der. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da ifade ettiği bu. Bu arada bakın bir şey önemli. Yargıtay kararını görmeden, yani Yargıtay kararı da hemen biliyorsunuz Türkiye'de bir yıl içinde bile verilemiyor. Yani orada da baktığınızda yine epeyce bir zaman geçmesi gerekiyor. Bir takvim koyuyor esasında. Yargıtay onaylayamaz. O aşamaya kadar yani bu ülke toplum iktidarı seçime zorlar diyor. Yargıtay süresini bile dolduramayacaklar en erken yapılacak seçimde. O seçimde Yargıtay süresini bile dolduramayacaklar. Şimdi bu cümleyi aldığımız zaman
Özgür Özel'in, Sayın Özel'in 2025'te bir takvim olarak onu yenmek istiyoruz, seçimle göndermek istiyoruz cümlesinde üzerine koyduğumuz zaman erken seçim tartışmasını kim başlatıyor sorusunu ben buraya atıyorum. Kim başlatıyor? Tamam ama bu olağanüstü gelişme seçim tartışması yaratabilecek bir gelişme değil mi aslında? Hayır bu şunu söylüyorum. Şöyle söyleniyor ya, biraz önce Murat Bey de söyledi. CHP'lilerin önemli bir kısmı ya bir dakika bu erken seçim tartışması erken buluyoruz. Cumhurbaşkanı adayı tartışmasını erken buluyoruz diyor. İlginç ama bunun üzerinden de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Erken seçim ne zaman olacak? Erdoğan'ı seçime yenmek istiyoruz. Biz bir takvim söylüyoruz. İşte efendim özlük hakları kazanılsın. Milletvekillerinin 2 yılı dolmuş olsun. 2025'ten sonra da biz seçime gidelim. Hadi çık karşımıza biz de seni yenelim diye takvim belirliyorsunuz. Sonra diyorsunuz bir dakika ya bu erken seçim tartışmaları nereden çıktı? Yani bu erken seçim tartışmalarını ya da mesela Erdoğan'ın ağzından erken seçim duyamazsın. O seçimlerin yenilenmesi de ya da AK Parti'nin ya da MHP'nin neyse. Ama bu tartışmaların başlangıç noktası, çıkış noktası bana sorarsanız hemen şimdi demişti. Yaşar Yakış'ın cenazesinde mecliste Sayın Özgür Özel. Bakın önce diyor ki Şükrü Bey hatırlattı seçimden sonra bize millet dedi ki yerelde başarılı ol, yetki veriyorum size. Hükümete de sarı kart gösterdi. Biz çalışacağız, yerelde başarılı olacağız. Sonra da seçim gelecek, seçimde de iktidar yeneceğiz diyordu. Yaşar Yakış'ın cenazesinde diyor ki bana sorarsanız hemen seçim. Yine CHP medyasında Hasan Bey, bidon kapalı tartışması başladı. İyi bir noktaya girdiniz aslında. Özgür Özel'le CHP'nin destekçisi çok önemli bir gazeteci başlattı. Ya böyle bir oyaranın olacak, hükümette bu kadar kötü durumda olacak, sen nasıl seçim istemezsin kardeşim diyen ben değilim he. Şükrü Bey, ben değilim. Tamam. Biliyorsunuz yani. Hasan Bey. Yılmaz Özdil. Peki. Hasan Bey, dedi çok... ki ya seçime niye gitmiyorsunuz? Seçim niye istemiyorsunuz dedi. Ondan sonra deniyor ki bu tartışma tamam. Nereden çıktı? Yersiz buluyoruz. Bunu işte efendim yandaş medya köpürtüyor. İşte efendim AK Parti. İşte, ya bir dakika bu seçim tartışmasını, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayın tartışmasını kim başlattı ya? Nereden düştük biz bunun bu tartışmanın içine ki böyle konuşuyoruz? Aynen. Bunu bak başarıyorlar. Dönüp evet bir de hayır seçmen yorgun evet. Diyoruz. Mesela zaman zaman mesajlar da geliyor izleyiciler. Evet. Ya neden erken seçim konuşuyor? Ya erken seçim bütün siyasiler erken seçim konuşuyor. Evet. Konu dönüyor. Siyasiler değil lütfen. Erken bütün siyasiler değil. CHP bunu çok sistematik olarak yapıyor. Peki. Hem adaylık konusunda bir de şu var. CHP içindeki güçleri görüyoruz ya. Yani gördük neler yaşandı. Son 15 günü konuşsak Kemal Bey'in bir odak olup olmadığı, Ekrem Bey'in Hacı Bektaş-ı Veli'de efendim sizi evinize ziyaret etmek istiyorum cümlesinin nasıl büyütüldüğü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o zaman gel bakalım evime dediği, evde görüşüldüğü, sonrasında bunun kim olursa olsun Alevi kültüründe eve gelmek isteyene kapı kapatılmaz üzerinden tartışanlar biz miydik ya? Peki. Ben miydim? Zannediyorum öyle bir yere gidiyoruz. Bu cin şişeden çıktı, macun tüpten çıktı. Erken seçim tartışmaları böyle merdiven ya, gibi yükselecek asansör gibi. Oraya mı gidiyoruz Şükrü Küçükşahin? Buyurun nereden çıktı? Kim istiyordu? Ya bir dakika bir saniye. Ben az konuştum. Bir cümle şimdi şöyle çok Hasan Bey mesela. Sadece Sena Hanım, Hasan Bey güzel bir şey anımsattı. Bir cümle olsun Hasan Bey, sonra Şükrü Küçükşahin'e döneyim. Tamam, bir cümledik. Bakın, haklılar. Ekrem İmamoğlu'da, Özgür Özel'de, kimse CHP'yi yönetenler ve şu anda CHP'nin aklı diyor ki, ya ekonomi düzelmedi. Bak, orta vadeli planı tekrar güncellediler. İşte şu var, bu var, tam pozisyonu bulduk. Devirdik. Yani hakkıdır da. Yendik. Devirdik demeyelim. Yendik. Onun için bu seçimi yapalım. Ben oradan bakıyorum. Onu istiyorum. Muhalefet de o açıdan kendince haklı diyorsunuz. Peki Şükrü Küçükşahin buyurun. Şimdi Sena Hanım bir Hasan Bey çok güzel bir noktaya değindi. Dedi ki Özgür Özel sonrasında çıktı. Dedi ki bize yerelde yetki verdi. Bu bir erken seçim zemini olmamalı. İşte yerel yönetimlerde başarılı olmalıyız. Özgür Özel eğer böyle bir yasak gelecekse çıkıp çok rahatlıkla şunu söyleme hakkına sahip o zaman.
Biz yerelde kendimizi göstermek istiyorduk ama bizim adaylarımızı, bizim belediye başkanlarımızı siyasetin dışına itiyorlar, icraatın dışına itiyorlar. Adli meydan, erken seçim. Bu son derece doğal bir talep haline gelir. Bir iki, bu gündem oluşturmada Hasan Bey demin de şey söyledi. AK Parti kendisini anlatamıyor, yaptıklarını anlatamıyor. Yok yok, öyle değil. AK Parti dünyada gündem oluşturmada ve yaptıklarını ballandıra anlatmakta çok başarılı. Bir büyük daha başarısı var. Bütün negatifleri de başkalarına yüklemede son derece başarılı. Hiç zaten 22 yıldır Fırat kenarında bir kuzu kaybolduğunda Hazreti Ömer'den sorulmuyor. Bir tek AK Parti'den sorulmuyor. Enflasyon yüksekse AK Parti'den sorulmuyor. İşsizlik varsa AK Parti'den sorulmuyor. Şöyle olduysa AK Parti'den sorulmuyor. Ya muhalefetten, ya Odalar Birliği'nden, ya dış güçlerden, ya stokçulardan, hep onlardan soruluyor. Yani AK Parti'den hiç sorulmaz. AK Parti bu kadar başarılı bir medya ya da iletişim algısı yaratma ustasıyken hani anlatamıyor. Şimdi burada da gündem oluşturmada siz ne derseniz deyin, tamam. Ben hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sorulara yanıt veriliyor ister istemez tartışmanın içinde. Ama emin olasınız iktidar bu tartışmaların devamını istiyor. Çünkü özellikle vatandaşın canını yakan ekonomik tablonun tartışılmasını istemiyor. Mesela Hasan Bey, biz sizinle bir konuda çok hemfikiriz. Dolaylı vergiler değil mi? Bunu tartışmamız lazım. Orta vade programda dolaylı vergilerle ilgili ne öngörülüyor? Hiçbir şey yok. Yani yok. Servet beyanının netleştirilmesi konusunda ne öngörülüyor? Ben göremiyorum. Bakın, biz size bir şey söyleyeceğim. Mesela muafiyetler konusunda ne öngörülüyor? Yok. Son 10 yılda isimlerini vermeyeceğim. Hepsi Türkiye'nin en büyükleri, iktidara en yakın şirketler. Bir tanesi 30 kez. Bir tanesi 36 kez, bir tanesi 24 kez, bir tanesi 19 kez, diğeri de 19 kez vergi muafiyeti almış. Mesela bu muafiyetler ne olacak? Devam edecek mi? Bunları orta vade programda göremedik. Mesela bizim bunları tartışmamız lazım ama iktidar bunlar tartışılmasın diye bana sorarsanız bu tartışmaları gündemde tutuyor ve çok da başarılı. Ama Hasan Öztürk de bu tartışmayı gündemde tutan muhalefet kanadı, iktidar kanadı değil. İşte ben de... Ya kıymetli... Ama ben de söylüyorum yani iktidar... Kıymetli Şükrü Bey, ya çok güzel de... Başarmakta çok rollerimiz mi değişti? Yani rolleri tamam, yerelde iktidar diye anlatıyor yani CHP. Hani yerelde iktidar... Evet. Onun kadar hani... İktidar derken yereldeki iktidardan bahsediyorsunuz gündemi belirleme konusunda. Yani CHP belirliyor şu anda bu erken seçim tartışmalarını. Ve bunu biz sabahtan beri konuşuyoruz. Yani iki saat, saat 10'dan beri konuşuyoruz. Bakın CHP kurultayını konuştuk. CHP tüzüğünü konuştuk. Ve CHP'nin grup başkan vekili biz dedi öyle bir tüzük kurultayı tamam yapıyoruz ki 120 milletvekili üzerinden konuşuyorduk. Biz 250-300 milletvekili üzerinden plan yapıyoruz. Çünkü iktidara yürüyoruz. Pekala. Tamam. Bu cümleyi kurdu mu? Kurdu. Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hadi bakalım bir onaylasınlar sandık gelir karşı ediyor. Öyle Özgür Özel diyor ki bir cenazede ya bir cenazede Yaşar Yakış'ın cenaze töreninde bana karısı şimdi diyor seçim hemen seçim. CHP medyasında da birisi diyor ki ya sen bu kadar kötü durumda yakaladığın adamı yenecek başka bir zaman bulamazsın. Niye seçim istemiyorsun kardeşim diye de verip veriştiriyor. O da ona diyor ki bidon kapalı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz sonuna geldim. Onlar yaptı. Pekala. Çok teşekkürler. Ülke TV Günel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve gazeteci yazar Şükrü Küçükşahin, bana eşlik ettiniz bu haftanın son iş gününde. Çok sağ olunuz. Birazdan tüzük kurultayında Özgür Özel'in konuşmaları keyifli da ekranda olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben de keyifle ağırladım. Bir sonraki para gündem randevumuz pazartesi 9'da. Bekleriz. Hoşçakalın.